İyi akşamlar 96'lı futbol izleyicileri. Yine bir hafta sizlerle beraberiz. Bu akşam ekip biraz kalabalık. Konuşacağımız çok şeyler var. Ünyespor konuşacağız. Amatör ligleri konuşacağız. Süper Ligi konuşacağız. Ve milli takımı da konuşacağız. Volkan Hocam, Tolga hoş geldiniz. Halil Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Herkese hayırlı akşamlar. Misafirden başlayarak. Tekrar beni programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir program olur. Herkese iyi yayınlar diliyorum. İzleyenlere güzel bir program izletiriz inşallah. İnşallah. İnşallah abi. Tolga Hocam. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Maalesef. 2 hafta aradan sonra bizlerle beraber oldun. Evet maalesef. Yani daha neşeli, daha böyle canlı canlı bir program yapmayı isterdik ama işte Ünyesporumuzun mağlubiyeti vesilesiyle bu akşam biraz daha hüzünlü bir yani program benim için kendi açımdan. Hepimiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bol bol konuşacağız bu akşam. Ekip kalabalık dedim Murat abi programa girişte. Ekip kalabalık, konular da aynen öyle kalabalık. Dün çok önemli bir maçımız vardı. Enesil deplasmanında Ünye 1957 sporumuzun. Yine yarın Ünye Gençler Birliği sporumuz, diğer temsilcimiz bir alt ligde, birinci amatörde. Onların da çok önemli bir maçı var. Çeyrek final ilk karşılaşma. Bol bol konuşacağız hem Ünye spor maçını, artık şansımızın ne kadar kaldığını, gelecek maçları da konuşacağız. Milli takıma mutlaka değineceğiz. Yine Süper Lig bu hafta, bir hafta ara verilmişti. Bu hafta başlıyor. Çok önemli bir karşılaşma var Trabzonspor Beşiktaş. Onu değerlendireceğiz. Dünle başlayalım. Dün önemli bir maçımız vardı. Sezonun en önemli maçıydı bana göre. En kritik maçıydı. Tolga abi senle beraber sezonun başlayalım. Hep beraber en kritik iki maçını oynadık. Akçaabat'la içeride oynadık. Evet. Bana göre bir final oydu. Sonrasında biz bu maçı yenemeyince büyük bir avantajımızı elden kaybettik. Liderliği kaybettik. Ve ondan sonra bizim için asıl final Enesil maçı oldu. Maçı izleme fırsatı buldum. Televizyondan izledim maçı. Açıkçası yani söylenecek çok söz var. Hani nereden başlayayım bilemiyorum ama yani Volkan abi çok büyük bir fırsatı kaçırdık. Biz bu maçı yenseydik önümüzdeki 3 maçı ben çok rahat alabileceğimizi ve bu grubu lider bitireceğimizi düşünüyordum. Maçın tıpkısı gibi oldu. Yani aynı çocuk, golü atan çocuk. Evet. Aynı ayakla aynı yere vurdu. Aynı yere gitti top. Yani bir tane şutları vardı. O da gol oldu. Yani aynı Ünye'deki maç gibi. Yani maçı yorumlayacak olursak abi hani böyle baskılı oynuyormuşuz gibi görünen. Ünyespor'un tamam mutlaka daha iyi takım zaten Eylesil'de. Bunu zaten yani kendileri de söylüyorlar ama baskılı oynuyormuşuz gibi görünüyor ama böyle bal yapmayan bir arı gibi bir Ünyespor izledim. Yani sağdan alıyoruz, sola veriyoruz, geri veriyoruz, ileri. Kimi zaman da şişirdik ve orada defansta uzun boylu adamları vardı. Kalecisi de uzun boydu. Hepsi çıkı çıkıp vurdular. Yani bu öyle olmamalıydı. Bu takım iyi bir takım olarak kuruldu. Hatta bu ligin üstünde dendi herkes için. 2 senedir bu takım iyi bir takım kurulup, bu ligin üstünde bir takım kurulup çıkılamıyorsa burada bir problem var demektir. Bu problem nerede? Bu problem transferi yapanlarda mı? Ben yönetime bir suç bulmuyorum. Bulmak istemiyorum. Çünkü onlar tabii ki istiyor. İstemezler mi lige çıkmayı? En iyi şartlarda hazırladılar takımı ama. Yani teknik heyette mi? Yani hocalarda mı? Bilmiyorum. Yani buralarda bir yerde bir sıkıntı var. Takım içinde mi? Takım içinde mi? Evet. Yani futbolcular gerçek performanslarını da sergileyemiyor olabilirler. Yani idman konusunda mı sıkıntı var? Yani diğer takımlara baktığımızda yani çok rahat bu ligi 5-6 puan, 7 puan farkla götürmemiz gerekirken yani iş buralara kadar geldi. Çok üzgünüm. Bu sene de yani bana göre %5'lik bir şans kaldı artık. Yani sonuçta 2 takım var üstümüzde. Artık evet. Bir takım da değil. Ve Kilavaraj'da da önümüze geçti galiba Enesil değil tabii. Mi? Öyle olmuyor. Sebat'ta yani, Enesil'de. 2 kere yenilmesi lazım 2 takımın da. Bizim de hepsini yenmemiz lazım. Çok zor artık. Yani bu sene de bitti gibi görünüyor. Hani tekrar değiniriz. Ben biraz da sözü diğer arkadaşlara evet, Volkan abiyle. Hocama bırakalım. Volkan hocam da dün maçı izleme fırsatı buldu. Yani bölüm bölüm izledim maçı. Yani biz baskılı oynadık, iyi top oynadık. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Ama şöyle bir istatistik var elimde. Sebat deplasmanında oynamışız. 3-1 yenilmişiz. 1 gol atmışız, penaltıdan atmışız. Arkasında Ünye Eynesil maçı. 1-0 yenilmişiz, gol atamamışız. Yine Sebat'ta içeride oynamışız. Yine gol yok. Eğer gol olsaymış da penaltı kaçırmışız. Yine penaltı atacakmışız. Doğru. Karadeniz Ünye maçı. İçerideki maçı 1-0 yenmişiz. Penaltı atmışız. Aynı maçın deplasman 2-2 biten maçın. 2 golünü de penaltı atmışız. Tekrar Eynesel, dışarıdaki Eynesel maçına gol atamamışız. Yani bu ne? Şurada baktığın zaman problem dediğimiz şeyde
Rakibimiz olarak gördüğümüz ki şöyle yani rakibi biz yarattık maalesef. Ey nesil 7000 nüfusu olan şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Belki ona kızabilirlerdi ama 7000 nüfusu olan ey nesil 7000 taraftarı olan Ünye'yi iki maçta da öyle veya böyle yeniyorsa ey nesili tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Ve takdir etmek lazım yani yönetimi, evet. Futbolcuların işte orada futbolcu kardeşim Samet Madalı'yı, Mert Fendi, Ali'yi falan tebrik ediyorum ben. Yani demek ki 7000 nüfusu olan ey nesil 7000 taraftarı olan Ünye sporumuzu yenebiliyor. Bakıyorsun attığımız gollerin bu takımlara hepsi penaltıdan. Evet. Penaltı haricinde akan oyunda kaçırmışız, öyle olmuş, böyle olmuş, golümüz yok. Güzel bir noktaya değindin abi, bu, gerçekten öyle. Baktığınız zaman akan oyunda golümüz yok. O zaman bizim burada bir problemimiz var. Şimdi geçen programa geldiğimde çok fazla takip etmedim, bilmiyorum falan demiştim. Evet. Bu programa gelirken biraz şöyle inceledim, baktım istatistiklere falan. Baktığın zaman problem burada başlıyor. Akan oyunda gol bulamıyoruz. Sıkışan takıma, ey nesil gibi defans yapan bir takıma gol bulmakta zorlanıyoruz. Veya işte Karadeniz takımı, Devlet Suçtır takımı. Evet. Evet. Yani gol bulamıyoruz. Enteresan bir durum. Maalesef, akan oyunda. Maalesef. Bir problem, bence en büyük problemlerden bir tanesi burada. İkincisi, merak ettiğim bir şey, futbolcuların üstünde bir baskı mı var? Veya kendilerini baskı altında mı hissediyorlar? Burada bir problem, yani izlediğim maça göre söylüyorum. Bu maça göre diyorsun. Bu maça göre söylüyorum. Yani tamam, atmosferi yüksek bir maç. Kaybettiğin zaman şampiyonluk %90 kaybediyorsun. Kazandığın zaman bir adım öne geçiyorsun falan ama bu oyuncuların hepsi şampiyonluğa oynamış oyuncular. Evet. Şampiyonluk kazanmış oyuncular, yaşamış oyuncular yani. Bunu baskıyı kaldırabilecek oyuncular. Ki ben baskıda olduğunu düşünmüyorum Volkan abi. Başkan yani birebir hep yanlarında. Tabii. Yani neyin baskısı olacak yani? Ben bir de şöyle baskı olduğunu düşünmüyorum. Biz Ünye Sebat maçında baskı bizde mi olur yoksa bizim 4 puan gerimizden deplasmana çıkan Sebat'ta mı olur? O gün kaybetseler lig onlar için bitmiş oluyordu. Sebat'ta olur. Sebat'ta olur. Buyurun, ya baskı hocam, olacak bir şey yok. Devam edebilirsin. Ya abi, ben oyun anlamında izlediğim bölümlerde biraz yani final anlamındaki acemiliklerde işte pozisyon hatalarında. Hocam. İzlediğim şeylerde o şekilde gördüğüm için acaba baskı mı? Belki futbolculara baskı yapılıyor demedim. Anladım hocam. Yani ben yönetimin veya herhangi birinin baskı ama kendilerinin baskı altında hissettiler ama onu da kaldırmaları lazım çünkü bunların hepsi şampiyonlukta. Yani baskı altında olsalar bile bunu kaldırmaları lazım aynen. Diyorsun yani. Aynen. Önemli bir şey. Bir de şöyle bir şey var hocam. Tabii finali yapamıyoruz dedin. Acaba bizim ön kenar oyuncularımız şimdi ona gelecektim. Yani buyur hocam sen yani, devam et ben de. Zaten hocam hiç birbirimizden haberimiz yok. Aynı şeyleri not almışız. Devam et hocam. İstatistiklere yine baktım. Ünyespor'da Rıdvan 3 gol, Vicdan 1 gol, Mustafa Peker 1, Umut Kral 1, Burak Toker 2 gol, Hakan Çorlak 1, Volkan Ulu 1, Orçun Selduman 13 gol atmış. Demek ki Ünyespor'un santrafor ihtiyacı yokmuş benim nezdimde. Evet. Çünkü bu adam 13 tane gol atmış. Bu liglerde en iyi oyuncular, bakıyorum onların istatistiklerine, 15 maçta 14 tane atmış, 13 tane atmış, 12 tane atmış. Demek ki bu oyuncu Orçun iyi bir santrafor. Demek ki beslediğiniz zaman gol yapabiliyor. Tabii ki gol kaçıracak. Santrafor gol kaçırmayacak diye bir şey yok. Ama 13 tane gol atmış. Bizim sıkıntımız bizim skor üretebilecek izlediğim kadarıyla kanat oyuncularımızın ve skorer kim gibi söyleyeyim benim çalıştığım Serdal Öz gibi skorer bir orta saha oyuncusu olmamasından sıkıntı doğmuş. Çünkü buradaki gol dağılımını şampiyonluğu oynayan bir takımda kanat oyuncularının en az 5-6 gol. Evet. İki kanat oyuncusunun. Orta saha oyuncularından bir tanesinin en az 5-6 gol kaydetmiş olsa, skor elde edilmiş olsa çok daha rahat. Abi burada şimdi yük Orçun'a da çok. Biz zaten Orçun'a mesela santrafor lazım hep dedik biz her programda evet. Ama şimdi burada biz Orçun yetersiz diye söylemedik bunu. Orçun'un kendine göre bir becerileri var. Evet. Güzel yani top indiriyor. Kanat hakimiyeti var. Şey maçını izledim. Ulu Bey maçında attığı golü gördüm. Her santraforuna tabii. Yani evet. Hani bir belli bir kalitesi kumaşa sahip. Yalnız sen, Halil söyleyeceksen sen söyle. Hani konuşmuştuk bu konuyu hatırlıyorsan. Şöyle söyleyeyim. Ben şimdi bana başkan, örneğin Mehmet Ali başkan olur, Ahmet başkan olur, önemli değil. Bana dese ki, hocam Bal Ligi'ni bu sene teknik direktörümüz sensin veya X bir takım. Sen işte kadroyu kur, maddi olarak bir sıkıntımız yok, ödemelerimiz aksamıyor, işte yememiz, kampımız, içmemiz, her şeyimiz 10 numara. Siz bu kadro planlamasını yaparken elimizde Orçun var diye bu takımın bir tane mi santraforu olur? Tabii ki, tabii ki. Ama aldılar herhalde Fenerbahçe. Ama şu, şimdi hocam yetersiz demek ki. Hocam şimdi şöyle bir şey de var. Mesela Orçun'un belli bir tamam düzeyi var ama. Ama Halil hocam yine aynı şey yani tamam bir santrafor daha alınsaydı ama
skorer kanat oyuncularını ve en az bir tane skorer kanat forvet. Orta benim söylemek istediğim de o. Aynen. Yani olmaması kanat. Çok büyük sıkıntı. Mesela kanat ağır kalıyor. Yani, Orçun bazı pozisyonlarda yani ağır da kalıyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Orçun yerine bir tane daha yani veya onu yalnız tam tersi. Tam tersi var. Özelliklerinde olan. Bir santrafor daha aldığımızı düşünüyorum. Süratli. Yani, alınması lazım bak sana bakılıyorum. Orçun 8 tane alsın o 5 tane alsın. Yine 13 tane gol yükünü onlar çekecek. Tabii. Veya 15 tane ama benim anlatmak istediğim bu gol yükünün paylaşımı olması lazım. İşte Volkan mıydı? Volkan asist özelliği yüksek bir oyuncu ama skora katkı sağlaması ya, lazım. Finalde evet. Bazen öyle bir anda gol attıracağı zaman onu da yapamıyor bazen. Final i̇şte, paslarında hatalar yaptı ya. Şimdi sana yaptı. Katılıyorum Volkan hocam. Mesela ben geçen sene iki tane öğrencim vardı. Miraç ve Taha'yı buraya getirmeyi çok istemiştim bu sene. Bakıyorum Miraç dün 11. golünü attı. Taha'nın da yanılmıyorsam 9 ya da 10 golü var. Taha'nın. Osmancık'ta şampiyonla oynuyorlar. Miraçlar şampiyon oldu zaten 2 hafta kala. Yine Muhammed var Merzifon'da. 8-9 tane golü var. Onda Merzifon'da büyük ihtimal şampiyon olur. Mesela izliyorum. Hani çok büyük bir aksilik olmazsa büyük ihtimal şampiyon olur. Evet. Takviye hani ikinci yarı oyunu değiştirmek adına oyuncu alıyor hoca. Hiçbir verim alamıyoruz oyunculardan. Yani bizim kulübemiz de zayıf. Peki. Böyle bir planlamada da yanlış var. Şöyle söyleyeyim. Direkt böyle tam 10 numara değil. Yani artık ben 10 numaranın kaldığını da düşünmüyorum direkt. Ama şöyle mesela bir Hamsik 10 numara değil ama kreatif bir orta saha. Evet. Yani oyunu iki yönlü oynayan, ara pası atar, frikik atar. Bizim bırak. Böyle bir oyuncumuz da yok. İnce toplar bırakan. Şimdi Hakan Çorlak, Ersin, Eşref, Mustafa Kemal. Bir de bunların üzerine geçen hafta Oktay Taze'yi aldık. O da dün bir şanssızlık yani Oktay için tamamen. Evet, yani ben Oktay'ın bu arkadaşların futbolculuğunla hiçbirini tartışmıyorum ama yani hepsi aynı özellikle. Bunu da zaten geçen hafta söylemiştik yine dile getirmiştik. Evet hocam. Ya bunları niye söylüyoruz? Volkan abi söyleyeceğim bir şey varsa sen söyle. Sen de. Ya bunları niye söylüyoruz? Şimdi burada şimdi bir hata varsa yani önümüzdeki sezon için bu hataları nerede yaptık? Tekrar iyi bir takım kuracaksak aynı hatalara düşmeyelim diye söylüyoruz. Yani sonuçta iki senedir çok iyi kurulan bir takım var ve başarısızlık var. Ortada büyük evet. Bir başarısızlık var. Yani playoff'a çıkıp playoff'tan da elenmedik. Bir türlü şu gruptan çıkamadık. Evet bir şey var. Devam et mi? Takımın üstünden sanki kötü bir enerji varmış gibi hissediyorum. Çünkü ben buradan Mehmet Ali Başkan'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok özveriyle kurdu. İnsanlara güvendi. Şey yaptı. Maddi manevi her zaman takıma destek verdi ama bir şanssızlık. Ben dün de biliyorum ki buradan kendisine geçmiş olsun diyorum. Dün iki tane selam yediğini biliyorum. Başkanın. Geçmiş olsun kardeşim. Gerçekten aslında başarıyı yok, başkana bir şey söyleyecek bir şey ediyor yok. Yönetim kurulundaki arkadaşlar. Yani bir başarısızlıktır Ünyespor'un üstünde. Ha başkana şöyle de bir eleştiri getirelim. Madem başkanımızı da bir eleştirmiş olalım buradan. Yani başkanımız devam etsin. Biz onu hep seviyoruz. Biz onun zaten çok evet. İyi şeyler yaptığını biliyoruz. Eleştirimiz şu olsun. Sezon başında yapılırken transferler futbol aklına daha iyi bildiği birine değiştirsin yani. Bu yani burada bir sıkıntı var bu transfer yapılan transferlerde. Bu futbol aklı kimdeyse artık orada bir sıkıntı var. Bunu değiştirsin. Daha değişik arkadaşlardan, abilerden fikirler alsın ve daha iyi bir transfer komitesi kurulsun. Yani buradan başkanı eleştirelim biz sadece. Yani yoksa onun biz iyi yaptığı şeyleri beğeniyoruz. Yani yalnız kaldı. Yani takımın her şeyiyle birebir kendisini işte ailesinden ödün verdi. Sosyal bir yaşantısı olmadı. Ünyespor'la iki sezondur mesela devam ediyor. İnşallah da bizi bırakmaz başkan diyoruz. Yola devam eder. İnşallah. Bırakacağını düşünmüyorum ben. Diyoruz. Şimdi Halil hocam. Ben de aynı Volkan hocam gibi maçla alakalı bu konuştuktan sonra daha sonra bir sürü yorum da gelmiş. Onları da okuruz. Şimdi ben de Volkan hocamla aynı şeyleri yazdım mesela. Biz bana göre 5 tane final gibi maç oynadık. Bu maçlar biri Sebat deplasmanıydı. Golü penaltıdan bulduk. İkinci yarı ilk yarı o maçta gerçi iyi oynadık ama ikinci yarı gerçekten. Sanki birlikte yazmış gibi oldu. Aynen. Hiç vallahi sallayalım. Yani, görmedim. Aynen. Sonra burada bir Eylül maçımız var. Fena oynamadık ama yine pozisyona girmekte zorlandık. Gol atamadık. Sebat maçı burada bana göre sezonun en iyi futbolunu oynadı takım o gün. Kaçırdık. Nasip olmadı yani. O maç bir nasipsizlikti. Evet. DSİ deplasmanı iki tane penaltıdan golü bulduk yine duran top. Bu ve Eylül maçı. Yine böyle aham şaham böyle şampiyon takım gibi sağdan işte çabuk oynayan araya atılan toplarla etkili olan bünye 1957 spor yoktu. Yine böyle yavaş böyle sanki nasıl desem hani
karambol olsa, duran top olsa öyle bir şekilde golü buluruz gibi bir ünye 1957 spor vardı. Yavaş evet. Oynayan, temposuz. Halil hocam, en iyisi takımına baktığımda en iyisi takımı atarsam bir tane atarım, atmazsam yemin hesabı oynayan. Evet, evet, kesinlikle zaten öyleydi. Attığı gol ortalamasında da 18 gol 64 gol demiş. Defans yapan bir takım. Bir kendilerine göre bir sistem oturtmuşlar. Sağlam bir defans yapıyorlar. Atarlarsa maçları 1-0 bitiyor. Aynen. Veya işte 0-0 bitiyor. Çok öyle gol atan bir takım da değil. Ya yani. Gücü belli zaten abi. İzledik iki maçları. Takımlara yani karşı, en esil şey ya. Böyle takımlara karşı oynarken bu takımların defansif anlamdaki önlemlerini bozmanız lazım. Yani nasıl? Bu takımların önde baskı yerine birazcık öne çıkmalarını sağlamanız lazım. Yani siz de pas yapabiliyorsunuz. Yani pozisyon üretmeye çalışabiliyorsunuz evet. deyip bir yere kadar tuzağa çekip oradan o defansın arkasını kullanmak lazım. Çünkü iki tane defans oyuncusu da Samet Modalı havadan yüksek toplarda iyi ama ağırlar. Arkasına atılan toplarda aynen. ağır oyuncular. Ama yani arkasına koşacak adam yok işte abi. Orçun Selduman evet iyi i̇şte top gidiyoruz ama ağır yani. Ben arkası. Şimdi izlediğim maçlarda Halil hocam şey göremedim ya Orçun hani şu al şu golü de at. Bir tane yok bir çalım atayım geçeyim oyuncuyu yani, vurayım köşeye bırakayım. Volkan yani. Hocam'ın bahsettiğin kanat forvetleri kanatlar yetersiz yani. Bu Orçun'a çok top mesela gelip de Orçun'un gol pozisyonuna bir sokamadı. Orçun tabii o da orta var. Orta sahaya kadar geliyor top alıyor kendini başarısından bir şeyler yapmaya çalışıyor çocuk. Yani zaten kötü bir santrafor değil ama mesela kanatlar yalnız kalıyor orada. Yalnız evet. kalıyor abi. Yalnız gol, kalıyor. Gol yükünü mesela tek yani, başına şimdi tarzı, sezon başı alınan kanatlara bakıyoruz. Hakan Yağmurkaya 0 verim aldık. Umut Kral 0 verim aldık. İbrahim Kongur 0 verim. Ve bu futbolcuları kim izledi transfer etti onu da merak ediyorum. Devre arası Burak Toker. Zaten Volkan sezon başından beri bizim takımımızda. Benim Volkan için görüşüm her zaman şudur. Şampiyonla oynayan bir takım kursam Volkan çok iyi bir alternatif olur bana. Şampiyonla oynayan takım alsın kenarda oynasın. İşte takımı şampiyonluğa taşısın gibi bir oyuncu değil. Öyle oyuncu ligde 10-12 tane gol barajına ulaşacak. 8 gol, 12 gol barajında ulaşacak kenar oyuncusu. En azından 6 golün aşağısına düşmeyecek. Aynen. Düşmeyecek. Aynı şekilde asist sayısı da öyle olacak yani. Düşmeyecek yani. Adam 12 gol attıysa 2-3 asistini kenar oyuncusuna tamam şey yapabilirsiniz ama eğer ki kenar oyuncusu da 4-5 gol attıysa 5-6 tane de asist yapmış olacak. Yani gole direkt katkıda bulunmuş olacak. Bu dediklerinin yarısını yapmış olsak zaten şu anda çok farklı yerlerdeydik. Kesinlikle biz hiç verim alamadık bunlardan. Devre arası Burak Toker'i aldık. Burak fena başlamadı ama yani Burak'tan da ben tam beğendim onu ama tabii devamlılık gelmedi. Özellikle sentetikteki maçlarda hiç etkili olamadı. Evet. Bizim sentetikte oynama gibi problemimiz var galiba. Büyük yani. Bir problem. Bir sıkıntı var. Evet. Rakipler için bir avantaj sağlıyor Okan abi bu durum. Aynen. Evet şimdi Halil hocam yorumlara gelelim. Bayağı bir yorum var. Bugün hareketli bir izleyici sayısı da var. Çok var. Bir de yorumları uzun yazmayalım arkadaşlar. Kısa kısa yazalım. Önder Tantuk iyi yayınlar herkese demiş. Erdal Şentepe herkese selamlar iyi yayınlar. Murat Özkan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Önder Tamtürk her zamanki gibi yine bir final maçında hüsranla döndük. Bu maça gelene kadar ne fırsatlar geçti elimize değerlendiremedik. Bari bu olsun da Ünye kazansın dedik yine yok. Hocayı haftalardır eleştiriyoruz boşuna değildi. Abdullah Pulat Ünye Gençlerbirliği Spor Başkanı onlara tekrar başarılar dileyelim. Evet. Yarın önemli bir maçları var. İyi yayınlar herkese demiş. Murat Özkan yürüyerek gol atılmaz yazık oldu başkanın emeklerine. Şey baskıyla alakalı Önder'e baskı olacağını düşünmüyorum demiş. Rahatlık var demiş. Hüseyin Şengör. Vallahi kimse kusura bakmasın. Sahada bitiricilik bizim takımda sıfır. Daha konuşmaya gerek yok. Orçun 13 tane gol attın dedin ya hocam. Ama hocam ama hangi maçlarda gol atmış o da var demiş. Tabii ki o da var. O yani o 5 maçlık sürede gol atamamış aklımda. Ama zaten pozisyon üretmekte sıkıntı yaşamış. Ama buna rağmen yani Orçun'un attığı gol veya verdiği performans diğer ön oyuncularımıza göre daha fazla. Tabii. Yani hiç tartışmaya gerek yok. O kimdi önden? Hüseyin Şengör. Valla arkadaşlar bizim takım Ünye Spor ve Ünye Şehri'nin kıymetini bilmiyor. Bu yüzden başarı bir türlü gelmiyor. Erdal hocam, Erdal Şentepe, Serdal Öz son 2 maçta 3 gol attı. Takımı liderliğe taşıdı. Önder'den şimdiden söylüyorum Mehmet Ali Başkanım seneye takım kurmak istiyorsan hemen herkesi gönder Volkan ve Halil Hoca'yı yanına al takımı kursunlar. Hasan Balcı hayırlı yayınlar olsun bizim takım ne oynadı baskı yaptık diyoruz ki pek baskı yaptık da kaleye kaç şutumuz var ya da kaleciyi zorlayan ne kadar pozisyonumuz var. Yine uzun bir mesaj var. Önder Tamtürk'ün yorumu çok önemli. Metin Şentürk mü? yok takım kurmak istiyorsan hemen herkesi gönder Volkan ve Halil Hoca'yı yanına al.
Hani bence düşünülmesi gereken, üzerinde konuşulması gereken bir durum olduğunu üstüne çizeyim ben. Önder Tamtürk'ün yine bir yorumu var. Bu sene transferleri Metin Şentürk yaptı galiba. Futbolla alakası olmayan kim varsa alındı. Hüseyin Üstün'de iyi yayınlar. Bayağı yorum var. Evet yani. Arkadaşlar, yorumlara yetişemiyoruz. Kısa yazarsak yorumları. Kısa yazarım. Oktay Nas Hanım iyi yayınlar yazmış. Erdal Şentepe Enes'il Avrupa şampiyonu olan Yunanistan gibi oynuyor. Evet. Haddini biliyor. Aynen, haddini biliyor. Gücünü biliyor. Gücünü biliyor. Enes Can, hakem golümüzü yedi ve kırmızı kartı es geçti. Skora etki bu etkenler. Tabii ki onu da konuşacağız birazdan ama. Enes'il'e şimdi hep diyoruz ki Halil. Enes'il kötü takım, iyi takım, bizim takımımızın yani yarısı bile olamaz diyoruz ama adamlar 1-0, 1-0, 1-0. Biz hatta yorumlarımızda şöyle de demiştik. Yani Enes'il kesinlikle buralara gelemeyecek. Yani rakibimiz olamaz demiştik ama adamlar 1-0, 1-0. Nasıl bir şeyse inanılmaz bir şey yarattılar. Ve buraya geldiler. Ha ben hala şunu söylüyorum. Ben hala Akçabat Sebat'ın bir puan önünde olmalarına rağmen Enes'in yine takılıp Akçabat'ın onların önüne geçeceğini düşünüyorum bu arada. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben de hala 3'te 3 yaparsak bizim yine de şansımızın beklediğimizden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Birazdan onlarla alakalı kalan maçları falan konuşacağız. Umarım dediğin gibi olur. Bir şey söylemiştim. Bulancak belirleyecek diye. Evet. Bulancak ya, ikinci yarının lideri gibi görünüyor. Hocam biz şeyi kestiremedik. Enes'in bizi yeneceğini kestiremedik. Hani en kötü berabere kalır diyorduk. Şu an yenilse evet, de beraber, biz kazansak da hocam. Mesela o 90'daki golü yemesek de berabere bitirsek yine çok kötü de bir beraberlik durumdayız. Gelseydi yine en azından bir kalsaydı. Ümit. Evet. Evet doğru. O zaman çok farklı bir durumda oluyor. Aynen. Şu an Enes'in de şunu diyordur. Şu Söğütlü Hider'in bir puanı var, onu biz verdik. Şu an şampiyonluk kutlaması yapıyoruz. Şu Akçabat da çok üzülmüştür 90'daki gole yalnız. Aynen. Murat Saylan, taraftar olarak şehre giremedik, bunu konuşmanızı rica ediyorum. Bu ligi Sebat şampiyon bitirir yazmış. Önder Tamtürk, kısa yazımda söylenecek o kadar çok şey var ki. Şurada üzüldüğüm şey Mehmet Ali Başkan verdiği emeğe yazık. Erdinç Çoğra hayırlı akşamlar. Herkese iyi yayınlar demiş. Eyvallah Kayınço. Biz bir evet. Şeyi alalım mı? Dünkü maç sonuçlarını bir yakına alalım grupta mı? Murat Saylan, taraftar şimdi şehre giremiş. Şimdi zaten biliyorsun deplasmanlarda taraftar yasağı olduğu için. Hani bu konuda kimsenin bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Şu evet. Maç skorlarını Murat abi okur musun? Maç skorları. DS Karadeniz 4, Söğütlü Hilal Spor 0, Enesil Belediye 1, Ünye Spor 0, Göreli Spor 3, Erdoğdu 2, Sebat Gençlik 7, Ordu Gücü 1, Ulubey Belediye 3, Bulancak 3. Müthiş maç olmuş. Çok güzel maç olmuş. Zaten Bulancak çok öndeydi ya. Onlar geriden mi geldi Ulubey Belediye? 3-2 öndeydi sanırım. Bulancak 3-3 oldu. Ben tam takip edemedim. Gerze Ladi maçını da takip ediyordum. Dün Gerze'deydik. Ekrandan alabiliriz. Sebat Genç'tin yani şansı biraz da fazla gibi. Puan durumuna da bir alalım ekrana. Evet işte Volkan hocam, biz Enes'il bizi yeneceğini düşünemediğimiz için Enes'il Bulancak'ı kaybetse bile önlerine geçemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Ben şunu da Enes'il Bulancak'ı yendikten sonra zaten bu işi kapatır. Tabii. Kesinlikle, çünkü sonraki maçın biri Söğütlü'yle hocam. Puan durumu böyle, ben şunu söyleyeyim. Enes'il Bulancak'a takılırsa o zaman Sebat olur. Sebat Ulubey'e takılır mı? Takılabilir. Valla ben elinde Bulancak'la maçı. Sebat bana göre hiç takılmadan gider gibi geliyor bana. Şey, ekrandan alabiliriz. Bence işin, Sebat bütün maçları kazanır. Kötü tarafı şu. İki takıma da ikili averajda da şeydeyiz. Gerideyiz. Gerideyiz aynen. Aynen öyle. Yani şansımız çok zor. Yok denecek kadar az yani. Çok mucize olur buradan çıkmayan sonra. Çıkmayan candan ümit kesilmez tabii ama. Tabii ki öyle. İşimiz küçük de bir ihtimal olsa bir şans var. Şans mutlaka var. Bir şans var ama. Yani biz nasıl gidip Enes'in orada yenildiysek. Rakipler de tabii ki böyle saçma sapan belki, bir maç sonucu yenilebilir. Evet, neden olmasın belki yani. Ya, tabii ki. Topçuları sakatlanacak, bir şeyler olacak. Aynen. Kırmızı kart penaltı olur. Yani. Mucize yani. Lazım ama ben Sebat'ı özellikle olmayacak diye bir şey yoktur. Az önce verilmeyen penaltı, verilmeyen golümüz dedi galiba. Evet. Yani o. Ben de onu Tolga'yla sohbet ederken söylemiştim. Enes'in maçında hakem atılan kafanın bedeli. Aynı şekilde Enes'in maçında verilmeyen gol. Volkan abi bu zamana kadar bunun sıkıntısını çekmemiştik ama Enes'in maçında bunu gördük ben galiba. Hakemlerle sizle zaten konuşurken söylemiştim. Bir yerde bunun sıkıntısı bizim en önemli yerde ama. En önemli noktada çektik. Enes'in maçında verilmeyen işte o hakeme kafa atıldıması. Kafa olayından sonraki nizami gol bu arada aynen, bence. Aynen ben de izledim. Yani duran toptan. Top direkt giriyor. Direkt ve kalecinin yani pozisyonunu bozacak bir oyuncu da yok. Spor'un futbolcusunun kalecisinin o zamanki yedek kalecinin atmış olduğu kafa işte Enes'in de iki golü vermediler. Ve hakemlerin bakış açısı da zaten
Ünye Spor'a karşı negatif oldu. Yani evet, maalesef. Bir şekilde bu sonuçta bu grupta bu hakemler... Bakıyorsun en çok penaltı kazanan takım da bizizdir yani. O kadar şey söylüyoruz yani. Bizim kazandığımız işte penaltılar ama hep böyle doğru penaltılar. Yani evet, haksız evet, penaltı evet verilmedi. Göz göre göre olan penaltılar. Aynen, göz göre göre olan penaltılar. Peki bundan sonra son 3 maçta şimdi Göreli'yle oynayacağız çarşamba gün. Ben bu Göreli maçıyla ilgili de senden bir şeyler almak istiyorum Volkan hocam. Mesela şimdi takım biraz demoralize olmuştur mutlaka ister istemez. Bu hemen arkasında bu çarşamba oynuyoruz değil mi? Hı-hı. Evet. Şu anda takım tabii ki demoralize oldu. Herkes şu anda büyük ihtimalle ne olacak? Nasıl bitecek? Herkes onun kafasında. Büyük ihtimalle futbolcular kafalar yerde. Yani ufacık da bir şansın olsa şanstır. Hemen moralleri toparlayıp maça odaklanmak lazım. En azından ligi en iyi yerde bitirmek lazım. Evet. En kötü ihtimalle. Şimdi şöyle de bir senaryo var. Eğnesel Bulancak maçı Tolga abi bence çok zor geçecek. Çünkü bunun sebebi puan durumunu bir tekrar ekran alabilir miyiz? En son getirmiştik ya. Bir önceki. Çünkü burada şimdi Bulancak Spor kaybederse puanı 24. Göreli'yi de bizim yendiğimiz zaman puanı 20 ama Bulancak'ın son 3 maçı şöyle. Yani 24'te kalma ihtimali de var Bulancak'ın. Çünkü Eynesil'le oynuyor, bizle oynuyor, Sebat'la oynuyor. Evet. Fakat Göreli'nin son 2 maçı Ordu Gücü ve Söğütlü Hilal'le. Yani Bulancak'ın düşme durumu da var. Halil, şöyle bir şey de var. Sebat'ın bu hafta yenilmesi bizim açımızdan çok önemli. İkinci sıraya yerleşirsek ben Eynesil'in bu hafta bir berabere, haftaya da bir mağlubiyetle onların önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Yalnız Sebat'ın yenilmesi, en azından Sebat'ı altımıza almamız çok önemli. Şöyle, Sebat bu hafta Söğütlü'yü yener. Onlar Söğütlü'yü alabiliriz ekrandan. Yani iki haftadan beri de yenilmesi lazım o zaman, evet. Söğütlü maçından sonra. Yani Söğütlü'den sonra ben Sebat takımını çok beğenmiyorum. Yani. Ulubey'de mutlaka takılacağını veya şöyle diyeyim size, çok başa baş bir maç olacağını düşünüyorum. Volkan hocam sen nasıl... Pek bir beraberlik de değil mi onlara? Yani işte işin kötü tarafı o. Yok. Şimdi Sebat'ın yenmesi lazım. Sebat bir kere açık oynayacak. Yani bir kere yani yenmek için oynayacak. Beraberlik yaramıyor onlara. Bu durumda bir açık verme ihtimalleri olabilir. Kontra ataktan gol yeme ihtimalleri olabilir. Onları altımıza almamız çok önemli. Sonrasında Eynesil'in bu hafta bir beraberliği veya bir mağlubiyeti bizi böyle tekrar olmayan umutlarımızı bir yeşermesine sebebi verebilir. Şey Bulancak maçında bitiyor ama Eynesil'in ben Bulancak maçında bu maçın havasıyla beraber bizi yendikten havasıyla beraber yani çok zorlanacaklarını sanmıyorum. Ben şöyle düşünüyorum hocam. Eynesil bu hafta kazanırsa bana göre artık şampiyon olur. Ben de öyle düşünüyorum. Şöyle diyorlar şimdi işte Eynesil hani iki haftada içeride oynuyor yani iki maçı da içeride bu arada. Şöyle diyebiliriz. Bizim kalan maçlarımızı bir ekrana alabilir miyiz? Bir ekrana getirelim tek tek bu zirve mücadelesinde. Evet Volkan hocam, Tolga abi, Murat Ünye abi. Ünye 1958, 57, Göreli Spor. Ben Bulancak, Ünye 1958. Göreli maçında futbolcuların yani Göreli'den bu geçen maçın acısını çıkartacağını düşünüyorum bu arada. Yani çok farklı bir galibiyet bekliyorum Ünye Spor'da. Ya ben bu saatten sonra Ünye Spor'a takılacağını düşünmüyorum da. Şu rakiplerin yani maalesef onlara bakmak zorundayız. Yani ben Ünye Spor maçından çok rakiplerin maçı takip edeceğim maçlarda. Peki diğer rakibimizin kalan 3 maçı? Ya ben Eynesil'in bu maçı kazanırsa, şimdi Eynesil bir defa bu maçı kazanırsa biz, bence bizim şansımız sıfır. Yani Erdoğdu'yla Söğütlü'yle oynuyor. Mutlaka Erdoğdu Eynesil maçı şöyle zor geçecek. Sebat, Erdoğdu mutlaka Sebat'ın şampiyon olmasını ister. Çünkü o zaman sanırım pilot oynuyorlar. Direkt düşmüyorlar. Bir şekilde çelme takmak isteyeceklerdir Eynesil'e. Evet. Trabzon takımı çünkü. Aynen. Ama ben Eynesil Bulancak'a geçerse bir şekilde Erdoğdu'yu da içeri en kritik maç Eynesil Bulancak maçı. Aynen. Bu maçı yenerlerse %90 şampiyon olur. Yani şu anda bizim bundan hiçbirini konuşmamamız lazım. Yani şu anda bizim şampiyonluk maalesef. Aynen. Maalesef. Maalesef öyle abi. Kesinlikle yani şu an pazarlık yapıyoruz. Hani bir Fatih Terim şansı vardır ya Volkan abi bilirsin. Böyle imkansızlardır ama 2-3 takım birden takılır biz bir anda böyle kendimizi playoff'a falan atarız. Aynen. Hani böyle bir şey yani olsa çok muhteşem bir şey olur. Oynanmayan yani inşallah yani bizim gönlümüzden maalesef öyle geçiyor ama. Şimdi bakın bir istatistik daha baktım. Tabii ki. Tabii vaktimiz varsa. Var. Vaktimiz sınırsız. Kendi bildiğim gruplarda 3. bölge 3. grupta Kayseri var. En az bizim kadar maddi gücü belki bizden daha fazla olan bir takım durumu ortada.
Lig bitmedi, onlar da illaki kovalayacaklar ama bakıyorsun 4. bölge 3. grup Korkuteli Kemer. Yüksek maliyette, ki Korkuteli bayağı yüksek maliyette takım kurdu. Bakıyorsun 5. bölge Amasya. Evet. Amasya, ya, Amasya. Abi ben de küçük bir değineyim. Yani benim ikinci memleketim sayılır. Onlar da aynı Ünyespor gibi hep kafaya takım kuruyorlar. Hep para harcıyorlar. Evet, ama bir türlü taraftarları da var. Nedense bir dikiş tutturamadılar onlar. Yüksek maliyetlerde kurulmuş bir takım. Evet evet, yüksek. Hep, hep kendi ilçesi. En iyi santroforlar hep onlarda oynar mesela, bildiğim bileli. Bakıyorsun yine 5. bölge 2. grupta Çubukspor. Yani hep şampiyonluk yaşamış iyi oyunculardan kurdu. İşte Ergin Kangallar. Nizamettin sezon başı orada. Şekerciler falan, bakıyorsun yani inanılmaz iyi kadroları var ama durum ortada. Bakıyorsun 5. bölge 3. grup Yozgat Spor. Köpek evet, Yozgat'ta. Bakıyorsun. Lige çıktı, düştü. Galip bitmemiş ama şu anki görüntü itibariyle iyi bir durumda değiller. Şöyle hocam, Yozgat yalnız bu sene hiç para öyle harcamadı. Ya ismi var. Ha, ismi şehir. Var tabii ki. İsmi var. İsmi var tabii ki. Yani Yozgat şehrini İl. Sallasan şu andaki Osmancı falan silip atması lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakıyorsun İstanbul grubunda Sultan Gazi, benim de Cahit hocam orada çalışıyor. İnanılmaz para harcadı. Sultanbeyli keza öyle. Bakıyorsun Karadeniz Ereğli. 7. grup 1. 7. bölge 1. grup Karadeniz. Orada da İbrahim hocalar, Telat hocalar var. İnanılmaz paralar harcadılar sezon başından beri. Bakıyorsun Gölcük Can hoca oradan ayrıldı. Bağcılar'a geçti. Orada yani şimdi şey oldu. Gölcük, Gebze, bunlar yüksek maliyetli takımlar. Ve öbür bölgeye bakıyorsun 8. bölge 2. grup Biga, Bandırma Eti. Belki bu grubun en çok para harcayan takımlarından bir tanesi, neredeyse küme düşme potasında. Gel 9. bölge 1. grup Tire, Bornova. Bakıyorsun Ali FK. Belki en fazla para harcayan takım Ali FK. Belki de düşecekler onlar aralarında. Hep sponsorlu yani, takımlar değil mi? Bakıyorsun bunlar? Söke. Tabii. Geliyorsun bizim bölgede Ünye, Sebat. Demek ki evet, gel gör doğru ki işler evet yapılmamış. Yani bu kadar takım. Takım. Demek ki çok iyi futbolcularla kurulu, çok para harcadığın zaman da bu iş olmuyor. Bir yerde bir eksiklik evet oluyor. Orada mesela, sadece parayla olmadığını da gösteriyor. Şöyle bunu. Şimdi şampiyon olmuş oyuncuları ararak acaba biz de şampiyon oluruz hayaliyle mi bütün takımlar? Mutlaka öyle yapmıştır Murat abi de. Yalnız bunlar bir tecrübe olmuştur bence bu yönetime. Ben Mehmet Ali Durak kardeşime şunu tavsiye ediyorum. Yani vazgeçmesin. Çünkü bu işi gerçekten senden iyi yapacak bir adam şu anda zor. Daha iyi imkanlarla, daha iyi insanlarla, yanına aldığın yol arkadaşlarınla daha iyi bir şekilde, daha rahat bir şekilde bu gruptan biz çıkarız seneye. Yani bu seneyi ben yok sayıyorum artık. Hani en kötü ihtimali söylüyorum. Hani vazgeçme, bırakma, baskılara göğüs ger. Eleştirenler olacaktır mutlaka. Sonuçta iki senedir gelen bir başarısızlık var ama yani bunları bence yani şey yapmayalım, hiç kulak asmayalım. İyi bir takımla yine çıkarız yani. Bence durmayalım yani. Bence durmaya gerek yok. Yani iki senelik bir başarısızlık var evet, ama Mehmet Ali Başkan da almasaydı belki Ünye kayyuma gidecekti. Kesinlikle. Aynen öyle. Kaybolup gidecekti. Belki Ünye Spor'da evet bir şey olacaktı. Burada gençlerimizin umudu Ünye Spor ya. Evet. Burada kaç tane futbol okulu var. Bırakmasın. Yani şu ilçenin, hatta il olma aşamasında il olma isteyen bir ilçenin 3. ligde profesyonel takımı yok. Maalesef. Ya bunu Mehmet Ali Başkan gibi genç jenerasyon yapar. Evet. Kesinlikle. O başarır. Bunlar başarabilir yani. İşte senin gibi, Mehmet Ali Başkan gibi, ne bileyim hani böyle jenerasyonlar bunları başarabilir. Ama bir şampiyonluk kolay değil. Kesinlikle kolay değil. Yani altyapıdan da mesela ve yani mesela Ünye Gençler Birliği olsun veya diğer takımları da araştırmak tek lazım. Bir soru soracağım. İlla bütün futbolcuları parayla alacağız diye bir durum yok. O konuyla ilgili madem Ünye kimliği bulunan dışarıda profesyonel liglerde oynayan kaç tane oyuncumuz var? Şu anda mı? Can var. Can Vural var. Can Karşı ama buradan başardılar diyorum. Samsun'dan. Çok iyi oyuncu. Evet. Metehan Genç var. Mehmet de var. Veli Meşe'de. Ona da başarılı diliyorum. Bizim Okay. İkisi de bildiğim kadarıyla Samsun Spor altyapısına yetişmiş. Evet. Biri Atakum'dan. Birisi. Yani Samsun'dan yetişmiş. İkisi de orada. Ünye'den yetişmemiş. İkisi de orada. Bu bakıyorum ben şimdi Ünye. Yani bak bütün problem, aslında en büyük problem buradan başlıyor. Ünye'de kaç bin nüfusumuz var bizim? 150 bin. Evet, 150 bin nüfuslu bir yerde 15 tane futbolcu çıkaramıyor muyum? Hadi 15 tane olmasın. 5 tane çıkaramıyor muyum? Ben daha da şeyine geçeyim hocam. Hadi profesyonel ligi geçtim. Bal liginde bu sene Ünye'li oynayan var mı? Yok. Sıfır. Yok maalesef. Onu söylüyorum. Yani, biraz... Bak problem nereden başlıyor? Tolga, yani biz yetiştiremiyoruz yani. Şu anda Eynesil'de var mı acaba Eynesil'in yerli? Eynesil'de olması Giresunlu var. Samet Madalı Giresunlu. Evet. Veya şöyle söyleyeyim. O Trabzon'a daha yakın Eynesil ya.
O Trabzon'un küçücük 5000 nüfusu ilçesinden oynayan futbolcular var. Var tabii ki. Yani evet, biz en büyük, bir problem. Biz futbolcu yetiştiremiyoruz. Yani benim dönemimden sonra işte bakıyorum İbrahim sizden sonra ondan sonra bakıyorum profesyonel liglerde alttan gelen topçu. Hani Yusuf Efil oynadı. Aynen. Ondan sonra Yusuf var mı çıkardı? Adnan bir oynayacak gibi oldu. Sonra o da kayboldu. Ondan sonra var mı profesyonel liglerde oynayan bir oyuncu bakıyorum. Nerede baksan. İşte Yunus Şimşek bir ara oynadı 2-3-4. Yunus Şimşek oynadı 5-6 senelik aynen süreçte Ünye 150 bin nüfusluk Ünye'de futbolcu çıkartıp profesyonel liglerde oynatamamışız. Yok yani şu anda. Birinci problem bu. Şimdi ben mesela Ünye'mizde abi yani evet büyük bir problem ama ben yani yeteneksizlik olduğumuzdan değil bence bu. Çok yetenekli gençlerimiz ve oyuncularımız var Ünye'de bence. Mesela Adnan olsun işte yani Ünye Gençler Birliği'ndeki çocuklar. Şu an 2003 doğumlu. İddia ediyorum. Eşref'ten işte Ersin'den Hakan Çorlak'tan onlar tabii ki i̇şte problem şu Halil. Futbol yetenek konusunda bir problem yok ama mental açıda bir problem var futbolcularımız. Yani çocuklar mesela bir iki A takım maçı oynadığı zaman ben futbolcu oldum havasına giriyor ve yani maalesef yıllar içerisinde kaybolup gidiyorlar. Yani yukarı çıkmaları gerekirken kendilerini birinci amatör. Evet. Oralarda görüyoruz. Doğru doğru. Yani mental açıdan da bir problem var. Yani yeteneksizlikle alakalı bir durum olduğunu mesela, düşünüyorum. Çünkü mental açıdan evet doğru söylüyorsun. Yani hocalar mı artık burada devreye girmeli? Mental açıdan hazırlanamaz mı? İşte ben de onu söylüyorum. Yani nasıl yapmamız lazım? Burada hocalar mı devreye girmeli? Altyapı hocası mı şimdi, eksik? Arda Güler Fenerbahçe'de 16 yaşında, 17 yaşında. Fizik olarak bakıyorum buradaki 17-16 yaşında çocuklara çok üstünlüğünü görmüyorum. Kesinlikle. Şimdi mental açıdan kendi kendini hazırlamış bir oyuncu. Ve burada mental açıdan hazırlanmasında oyuncu kendini hazırlayamaz 17 yaşındaki bir oyuncu. Hazırlar. Ya. Abi ya mutlaka. Kendini hazırlamakta sıkıntı yaşayan, ona destek olmak lazım. Evet. Onu yani şimdi şöyle bir şey anlatayım. Herkes Arda Güler gibi değil. Kimi futbolcu yeteneklidir ama kendini hazırlıyor, mental açıdan zayıftır. Tabii. Onu o eksikliği kapatmak aynen lazım değil mi? Onu da söyle hocam söyle. Bir şey yaparken mesela senden olmaz, sen yapamazsın, sen edemezsin de başlarsan ondan olmaz, o yapamaz, o edemez. Çok basit bunun deneyini yapmışlar. İşte balığın karşısına mamasını koymuşlar. Araya cam duvar çekmişler. Kafayı vurmuş gelmiş. Kafayı vurmuş gelmiş. Kaldırmışlar. Oraya kadar gelmiş geri dönmüş. Bu oyuncular da böyle. Buraya kadar geliyor. Bir duvar geliyor. Vuruyor geri dönüyor. Evet. Vuruyor geri dönüyor. Duvarı kaldır hadi gel. Olmadı senden. Bizim çocuğumuzdan olmadı. Niye olmasın ya? Şu anda oynayan takımların hepsine 3. ligde 2. ligde bakın. Gencecik çocuklar altyapından çıkan çocuklar hep 15 dakika 20 dakika yarım saat 90 dakika forma alan çocuklar var. Evet. Bizim de böyle yetiştirebileceğimiz oyuncular var yine. Var, ona katılıyorum. Şimdi şöyle bir şey var Volkan Hocam. Ünye'de mesela futbol okulları var. Genelde hep şimdi altyapı olarak orada. Ama Ünye Spor'un bir altyapısı, bir altyapı çalışması yok. Çünkü Ünye takım bir an önce profesyonel lige çıkartalım diye Mehmet Ali Başkan. Yani yapmış, bundan sonraki projelerin içinde altyapıya önem vermek vardı ama inşallah... Abi o zaman altyapıdan bu sefer kendi çocuğunu bu sezon bittikten daha... sonra böyle çalışmalar yapılabilir evet. Bence. Çok bir zamanımız var. Şimdi, önümüzdeki sezona kadar. Volkan Hocam biraz da son 15 seneye değindi. Zaten Ünyespor'un altyapısı 2 senedir yok. Ondan önce yine vardı. Ondan önceki 13 sene. Hocam son 15 seneye diyorsun. Yani, yani son 10 sene. Yani son 10 sene, sene. 8 sene, 15. Zaten Ünyespor'un altyapısı onunla alakası yok. Son 2 senedir yok Ünye 1957'nin altyapısı. Ya, onun yok ama harıl harıl çalışan bir Ünye Gençler Birliği Spor var altyapıda. Osman Hoca, Orhan Hoca. İşte Ünye Futbol Kulübü var. Metin Hoca'nın takımı. Metin Hoca başkanlığı. Şimdi takımı. Tesis olarak da bir avantajımız evet. Var Halil. Mesela önceki 10 sene önceki altyapı oyuncularıyla bugün Ünye Spor'un altyapısı olduğu zaman ki oyuncular arası şöyle bir fark var. Tesis, idman sahası, maç sahası. Biz eskiden 10 sene önce yani toprak sahalarda şey idman yapıyorduk. Volkan abi de iyi bilir. Tabii. Yani o şimdi yani şimdiki imkanlarla o zamanki imkanlar arasında da dağlar kadar fark var. Yani bir altyapımız olsa şimdiki imkanlarla daha iyi futbolcular da çıkarabiliriz yukarıya bence. Kesinlikle katılıyorum. Öyle de futbolcular var zaten. Burada Muhammed Çamkerten vardı. Trabzonspor'a gitti. Evet. U17 takımında oynuyor ilk 11'de. Demek ki çıkıyor yani buradan. Veya Metin Hoca'nın takımından Altınordu'ya giden var. İşte bana Abdullah Başkan söyledi yine Ünye Gençler Birliği altyapısından sanırım Nihat Hoca sormuş Hatay'a gidecek olan çocuk evet. Var. Yani bu topraklarda var şimdi Volkan abi. Volkan hocam nasıl yetişti? Burada yetişti. Şeyde Almanya Duisburg'da yetişmedi. Bugünkü imkanlar olsa belki daha da farklı yerlerde kesinlikle olurdu. Kesinlikle katılıyorum. Yorumlar da bana çok birikti. Yani, hani ona katılıyorum. Amasya hakkında bir şey diyecektim. Amasya hakkında onu yine konuşuruz unutma.
Tamamdır. Ben de bir şey söylemek istiyorum Amasya ile alakalı. Bayağı yorum var. Çok. Bugün yayın bereketli. Serkan Çamyar, Ünyespor yenebilecek mi sizce bulanacak sporu? Hayal kurmayalım bence. Takımın ne oynadığı bile belli değil. Hüseyin Şengör, artık seneye kadro yapılanmasını konuşun isterseniz. Onu bir... Orhan Uçar'ın yorumu da güzeldi. Hoşuma gitti, beğeniyorum. Öncelikle hepinize iyi yayınlar diliyorum. Bulanca'la beraber Erdoğdu'ya mağlup, Sebat da Ulu Bey'e mağlup olur. Biz çıkarız. Futbol çok enteresan bir oyun. Her şey olabilir. İnşallah. Berkay Künük abi imkansız, o abi imkansızlara imza atarız o şekilde demiş. Murat Özkan, yüksek maliyetle başarı gelmez arkadaşlar. Kaliteli futbolcularla başarıya gidilir. Trabzonspor Mesut Özil fiyatına 3 futbolcu aldı. Sonuç ortada. Erdi Çöre Volkan abi, Tuşi seneye şu takıma girin, hepsinden iyi iş yaparsınız. Erdi Çöre yine araştırmayın, siz gelin Volkan abi, elimizde cevherler varken. Volkan abi oynarsa ben çok iş yaparım. Oynamazsa olmaz. Serkan Çamyar, Ufuk Hoca geçmişte ne yapmış, hangi takımda başarısı var? Serkan Çamyar'ı tanıyor musunuz? Evet evet, hı, Serkan benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Buradan selamlar gönderelim, İstanbul'da şu anda. Ben de Orhan Uçar başkanımızın sonuna kadar yanındayız yazmış. Murat Özkan, kendi çocuklarına inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Çünkü biz hemen şampiyon olmak istiyoruz. Fuat Erol, bu takıma şampiyon yapacak teknik direktör lazım. Serkan Çamyar, izleyen görmüştür, takım 65. dakikadan sonra yok sahada. Ne oynadığı belli değil. Yine bir sürü yorumlar var. İyi yayınlar diliyorum Murat Hocam, Halil Hocam. Çok kıymetli. Volkan Hocama selamlar. Tolga Başkanıma selamlar yazmış. Nihat Gül. Niko. Aynen. Serkan Çamyar selamlar. Herkese iyi yayınlar. Arkadaşlar, kısa kısa yorumlar olursa herkesinkini okuyabiliriz. O kadar yorum birikti ki atladığım da olmuş olabilir. Evet, atladım. Yahya Palu, ver abi takımı Volkan Hoca'ya, bir senede sana Arnavutköy'ü başarısı göstersin yazmış. Kadro planlamasına geçmeden önce Amasya'yla alakalı. Volkan'ı da taraftarlarımız. Evet, Amasya taraftar grubu lideri aradı beni 2-3 gün önce. Onlar da çok dertliler, aynı bizim gibi. Yani çok iyi taraftar grupları var. Müthiş yönetimleri var. Çok iyi maddi durumları var. Ya sonuçta bir il takımı. Evet. Geçmişi mazisi olan bir takım. Hep ligin en iyi santraforlarını, mesela geçen sene işte atıyorum 27 gol atmış oyuncusunu alırlar hep. Ne bileyim, orta sahadaki en iyi 10 numaralar hep ondadır ama nedense onlarda da bir türlü başarılı şans gelmiyor. Bizim takımımıza benzetiyorum. Bir türlü ben çok severim Amasya'yı. İkinci şehrimdir. Onlara da hani bir seni... Şey soracağım Tolga Hocam, yani bu şans mı yoksa bir yerde bir hocam, yanlış yapılan mı? İşte programın başında da söyledim. Ben futbol oynadığımdan beri Kastamonu'ya refakatçi oldu, çıkarttı. Bize refakatçi oldu, bizi çıkarttı. Fatsa'ya oldu. Fatsa'ya refakatçi oldu, Fatsa'ya çıkarttı. Hep öyle oldu. Tekrar çıktı. Şu anda orada da bir takım sıkıntılar var. Demek ki sadece parayla ve şeyle olmuyor işte. Bu da bir aynen öyle. Bir takım sıkıntılar var. Ben çok iç işlerini bilemem ama yani taraftarlar olarak onlar da tabii isyan da var. Ama Tolga abi çok güzel konuştun. Dedin ki maddi problemleri yok. Manevi olarak şöyle iaşesi falan hiçbir sıkıntıları yok. Ama en büyük problemleri, Amasya Merzifon maçını izliyorum. Ya çamur sahaları. Saha yani, ya sen takım kurmuşsun. 3-4 milyon para harcamışsın. Sahan çamur. O kaliteli ayakların 5 metreye pas veremiyor. Belki de bunda en büyük problem. Yani Amasya şampiyon olamadıysa. Ben bakmadım sahalarına ama eğer öyleyse büyük problem. Büyük problem. Yanlış yapılanma derken şunu söylemek istiyorum ben sana yani. Şöyle bir şeye şahit oldum ben. İsim verdim. Doğu grubunda 30 tane gol atmış oyuncu, ertesi sene İstanbul grubunda, bizim grupta 4 tane gol atamadı. Yani 30 tane gol attı diye Doğu grubunda 30 tane gol atarsın. Ama o oyuncu buraya uygun mu? Karadeniz evet. grubuna. Evet, biraz adam, geçen seneki istatistiklere bakmışlar da almışlar Ege gibi. Ege grubunda harikalar yaratmış. Çünkü Ege grubunda daha çok futbol, pas oyunu, geriden oyun kurma. Şimdi sen öyle söyleyince aklıma benim bir şey geldi Volkan abi. Acaba Ege'de daha mı şey? Bu gruba geldiği zaman ilk iş burada Karadeniz grubunda mücadele. Agresif, koşan, defansı iyi yapan. Şimdi sen öyle deyince benim aklıma bir şey geldi böyle. Yani bu seneden abi geçerse yani önümüzdeki senenin takımının en az 5-6 tane oyuncusunu bence bulmak gerekiyor. Yani bu dışarıdaki olan maçları izlemek gerekiyor. Yani bu bölgenin, özellikle bu bölgede oynayan oyunculara yoğunlaşmamız lazım. Evet. Çünkü Volkan abi diyor ki mesela 30 gol atmış ama buraya gelmiş 4 gol atamamış. Yani demek ki o bölgelerde değil de bu bölgelere yakın yerlerde bazı maçları izleyip takımın en iyi 2-3 adamlarını tespit edip seneye hazır bir şekilde bu takıma kazandırabiliriz. Bence burada da böyle bir eksiklik var. Müthiş bir yönetimimiz var diyoruz.
Tamam, herkes maddi gücü yerinde, herkesin katkıları büyük. Başkanımızın da öyle ama gelelim ki şöyle başkanımız birini görevlendirsin. Pazar günleri de birileri de başka maçlara gitsin. Evet. İzlesin. Rapor tutsun. Yani bir transfer komitesi kurulsun. Ya ne bileyim 3-4 tane 5 tane futbolcu çok rahat bulunur. Yani tabii, iyi futbolcu yani. İyi hani böyle banko nokta transfer diyebildiğimiz oyuncular %100 bulunur. Yani bence bu konuda da bir eksiklik var diye düşünüyorum abi. Ben kesinlikle katılıyorum. Şimdi mesela takımı çok yavaş oynadığından bahsettik. Takımda dinamik oyuncu sayısı çok az. Ben muhtemelen transfer bence sezon başı şöyle yapıldı. Alo Ahmet, işte bu çocuk 3 tane şampiyonluğu var. Belki de o 3 tane şampiyonluğu 5 sene önce. Veya yıllardır bu yanlışa düşüyoruz Halil. Aynen. Yıllardır bu yanlış. Abi işte hep menajer oyunları bunlar. Aynen. Yani Volkan aynen. Abi çok daha iyi bilir. İşte Murat abi de iyi bilir. Şimdi arıyorlar abi. Lafını kestim Volkan aynen. Abi. Arıyorlar. İşte bak bu çocuk geçen işte 27 maç oynadı. İşte 3 asist şey falan. Yani hep bunlara düşüyoruz yani. İzlemeden oyuncu alıyoruz. Yani benim anlatmak istediğim bu. Kesinlikle. Görmeden bilmeden. Görmeden bilmeden adama inen risk alıyoruz yani. Aynen öyle. İşte. Ve para aktıyoruz değil mi bunlara da? Onu tabii dedim canım. Ya. Yani ucuz yani bir maliyetleri de yok yani. Arnavutköy'de çalışırken yöneticilerden biri de diyalog yani sağ olsunlar sordular oyuncuları kim bu nedir ne değildir. Ben de onlar için hani onların sorduğu oyuncuları araştırdım. Size gelir gelmez iyidir sakatları bilmem nedir falan. Dedim ki ya bakın sizinle ilgili piyasada o zaman ben üçüncü ligdeydim. Sizinle ilgili piyasada şöyle bir şey dönüyor. Çok fazla para harcıyorlar. Ünye'de çok para var. Dikkat edin. Bir sürü menajer hiç alakasız insanlar. Bravo. Size dadanır. Bravo. Evet. Bence %100 dadanıyorlar abi. Dadanırlar. Sizi yani futbol camiası çok değişik bir camia. Evet. Evet. Kullandırmayın kendinizi. Dikkat edin. Öyle söylemiştim. Büyük bir ihtimal belki de. Başkanımızla oturduğumuz yani. Yemek yemiştik. Hatırlıyor musunuz bir program evet, sonrası? Evet. Ve başkanım demişti ki ya inan Tolga demişti. Yani şu telefonumu açıyorum. Bak yani şu anda WhatsApp'ta işte 3 tane menajer var. İşte bak şu topçu işte söylüyorlar. Yani başkanımızı bu konularla alakalı çok rahatsız eden kişiler olur. Volkan abinin dediği olmuştur. Gibi menajer oyunları olur. Bunlara gelmeyelim. Bence bilmiyorum bir ekip kurulsun, erinilmesin, bir ekip kurulsun, tamam mı? Yani bir sürü hocamız var, bir sürü tecrübeli insanımız var şehrimizde. Gitsin izlesin abi. Ne olacak? 5 tane, 6 tane futbolcu bulunur ve yani belki de keşfedersin. Yani çok parayı alacağın oyuncuyu daha az miktarda daha iyi nokta bir transfer olarak yaparsın. Bence daha başarılı olur. Yani zaten iyi bir antrenör, hani böyle hedefleri bir olan antrenörün en az bir 300-400 kişilik bir havuzu vardır. Böyle iyi bir defteri vardır. Transfer yapılacağı zaman şampiyonluğa takım alırsa ayrı bir şeyi vardır. Transfer listesi orta sırada takım alırsa ayrı bir listesi vardır. Her bütçeye göre ayrı bir mutlaka. Listesi vardır. Her ama, adamı da ama her adamı da göndermeyeceksin bu maçlara. Yani gerçekten futbolcuyu gidip tespit edebilecek adam. Zaten o teknik ekip X bir teknik direktör, iyi bir teknik direktörse, kendini geliştiren bir teknik direktörse boştayken de maç izler. Şimdi ben Volkan hocamın bir şekilde bir yerde maç izlediğini biliyorum yani hafta sonları. Mesela ben kendim canlı maç izlemeye bir yere gidiyorum. Bir de Facebook'ta 9-10 tane bal ligi maçları daha da fazla oluyor da o kadar zamanım olmuyor. Mutlaka izliyoruz. Volkan Hoca'nın listesinde vardır. Yine mesela ben senin futbol bilgine mesela çok güvenirim. Sen de bir yere maça gitsek hemen dikkatini çeker oyuncu. Mutlaka evet. Mutlaka ben yani ben de o konuda kendime çok güvenirim. Yani bir Volkan abiler gibi sonuçta onlar yıllardır oynadı etti. Ama hani futbolcunun kumaşı zaten az çok belli olur. Bir futbolcuyu beğendiysen 2-3 maç daha izlersin. O futbolcunun üzerine biraz yoğunlaşırsın. Belli olur ya. Bundan, bu bir maçlık oynamış veya var istikrar var diye şeklinde değil mi Volkan abi? Yani bunlar yapılabilir, izlenebilir, bulunabilir yani. Olmayacak şeyler değil. Şuna şey yapıyorum. Başkasının ağzıyla 2 milyon bütçeye yapamadığınız transferi kendi bildiğiniz, izlediğiniz futbolcularla 400-500 bin liraya kurabilirsiniz. Aynen katılıyorum. Bunu demek istedim işte. Aynen Volkan hocam sen kadro planlamasıyla alakalı gelecek seneyle alakalı bir soru gelmişti. Ona ufak bir değin istiyorsan. Nasıl bir kadro planlaması yapılır? Hani hedeften koparsak bir dahaki sezon için. Yani bir dahaki sezon için eğer başkan devam edecekse yine şampiyonlar bir evet şampiyonlar kurulursa gibi. Kurulacaksa ki inşallah devam eder. Şimdi bu kayıpta en çok üzülen bir kere başkandır. Tabii. Kesinlikle. Başkanın olduğu yerde yani, şampiyonluğa kurdur abi kadro. İnsan eşinden, dostundan pazar günü gidip bir kahvaltı yapacağı yere bütün vaktini maça harcıyor. Bir de kimdir? Taraftardır. Üzülenler. Onlar da aynı şekilde eşinden, dostundan vakit ayırıp maça geliyorlar. Evet. Pazar günlerinde. Mutlaka. Şampiyonlar bir takım kurulacaksa eğer kadro yapılanması seneye bu takımda şampiyonluğa oynayabilir. Bak ben tamamen kadronun bozulmasından da yana değilim. Alışmış, kemik bir kadron varsa elinde
İşte atıyorum stoperlerin iyi. Stoperlerini tutabilirsin. İşte bekin iyi, bekini tutabilirsin. Ondan sonra eksikliklerin nerede? Evet, bravo. Aynen. Senin eksikliklerin nerede? İşte ön liberon diyelim ki iyi. Nerede eksikliklerin? Oyunu iki yönden oynayacaksın ama bu çok önemli. Burada tabii ki gelen veya çalışacak hoca ile alakalı bir şey. Evet. 10 numara sistemde oynayacaksan ona göre oyuncu alımı yapman lazım. Kesinlikle. Yok 10 numara sistemde oynamayacağım. Ben her iki yönünde oynayabilen iki tane orta sahada oynayacağım bir ön liberonun önünde diyorsan ona göre oyuncu alımı yapman lazım. Kanatlarında sıkıntı yaşıyorsan bakıyorsun hemen az önce baktığımız gibi kanatlarda yok, skorer oyuncum yok. Hemen skorer gol üreten oyuncu iş bitiren oyuncu alman lazım. Direkt gole katkı sağlayan, direkt gole giden, hedefe giden oyuncu alman lazım. İşte santraforum tamam 13 gol atmış ama ben bir tane daha alıp onu alevlendirmek, ateşlemek, rekabet yaratacak. Sokmak istiyorum diyorsan bir sürü santrafor var. Orçun olmaz da Sinan Yıldırım olur. Veya ne bileyim işte Serkan Bozkurt olur. Muhammed olur. Muhammed Özdemir olur. Ki geçen sene Biga'da başkana yalvardım bana bunu al diye aldıramadım. Çok yüksek maliyeti vardı. Ercan Kuruçay mesela. Ercan Kuruçay olabilir. Çok beğendim. Tayfun Akbey. Tayfun Akbey. Edremit'te süper amatörde 50 tane gol atmış. Her takımda oynar. İnanılmaz bir golcü. O olabilir. Yani o tarz oyuncular hani alınabilir. Nokta atışı yapılır. Yani 5-6 tane transferle yine devam edersin. Yani rica edelim başkanından biraz daha dikkatli ve yine devam edersin. Nokta ama transferlerle isimleri veriyoruz ama bunlar alınmaz da izlersin beğenirsin. Tabii ki. Tabii onu ki. Alırsın yani. Hayır. Hani abi bunları yaparsak yani zaten şu gruptan çıkmak zor değil. Yani seneye de bundan daha büyük bir grup olmayacak. Bundan aynen, daha güçlü aynen. Takımlar olmayacak bizim tabii rakibimiz tabii. Olarak. Hani buradan çıkmak zor değil. Bu kadroyu kurarsak biz bu gruptan çok rahat çıkarız. Üçüncü ligde çok rahat atarız kendimizi. Biz bu gruptan çıksaydık şampiyon olurduk zaten. Olurduk abi. Bence de olurduk. Nihat hocam şu gruptan çıkamamak. Nihat Yüksel, Hatay Spor kaleci antrenörü. Ünye'nin şampiyonluk yarışında geçmişini inceleyin. Samsun, Trabzon ve Doğu'dan gelen oyuncularla şampiyon olmuştur. Çünkü mücadele gücü yüksek oyuncularla oynanıyor. O grupta başındaki hoca da Volkan olması lazım. Arnavutköy şampiyon yapmış tecrübede. Çok büyük bir tecrübe Nihat hocam. Yani dediklerine de kulak asmak Nihat gerekiyor. Nihat hocama çok teşekkür ederim. Selam gönderelim. Beni futbolcu yapan, beni futbola kazandıran insandır. Çok teşekkür ederim. Ona buradan iyi akşamlar. Evet. Selam gönderelim Nihat hocamıza. Nihat abi selamlar. Her zaman başarılı olmasını da isterim yani. Şöyle bir şey yapacağız. Aynen. Dün bizim taraftar grubumuza maça gelin denilmiş. Bizimkiler gidiyorlar. Yolda bir çevirme oluyor. Onunla alakalı birkaç kelime söyleyecekler. Şimdi telefonla bağlayacağız onları. O telefona bağlayabilirsek Murat Saylan'a bir iki kelime bir şey söyleyecek. Ben kendisiyle görüşmüştüm. Aramıştım yolda nasıl gidiyor, ne yaptınız falan diye. Hepsi benim kardeşlerim zaten. Taraftar grubu. Evet. Canımız. Yazık onları da yani gerçekten çocuklar. Bütün, oraya gidip evet. Pankart hazırladılar. Tabii, tabii. Buraya gidiyorlar. Elinden geleni yaptılar. Her şeyi yapıyorlar. Maalesef. Ya onlar da çok taraftarlar da gerçekten şu anda şoktalar, üzgünler. Aynen, yani aynen. Onları da yani biz de bir taraftar olarak yani aynı duyguları yaşıyoruz. Hepimiz aynı. Daha neşeli, daha eğlenceli bir program başkan bulurdu. Başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşların da hepsi tabii ki çok üzgünler şu anda. Mutlaka öyle. Kesinlikle yani. Yani bu olması yani gereken bir şey. Yani çok başkan olmuştur yönetim kurulu. Mutlaka yani. Sonuçta bir emek verdi. Kendisiyle görüştüğümde abi dedi iki tane serum yedim akşam dedi. Ya hala da kendimde değilim dedi yani. Yani onu maalesef. Da yazık yani. Maalesef. Ya bir de orada dünkü maçta çok şeyler olmuş ya. Küfürler, müfürler, ağza alınmayacak şeyler. Hatta aldığım duyuma göre Ey Nesil Belediye Başkanı hakemin kafasına şişe atıyor. Pet şişe atıyor. Ve ben televizyonda gördüm. Bir şeyler atıldı sahaya. Evet, o hakem de o maçı iptal etmiyor mesela. Trabzon'da mesela bir çakmak atıldı diye sahaya maç iptal edildi. Abi işte yani işte Ey Nesil işte 7 binlik abi 7 bin nüfus yani 7 binlik nüfus ama böyle şeylerin olması beni çok şaşırtmıyor açıkçası. 7 binlik nüfus ama sen bir kost biz 2 tane 3 tane atacaktın sen başkanı susturacaktın bu kadar basit aynı, yani. İlçenin abi. Belediye başkanısın sen. Sen örnek olacaksın. Ayrı bir olay. Holiganlık yapıyorsun. Evet. Yakışmamış. Kendisini buradan kınıyorum. Bağlandık mı şu an? Daha bağlamadık. Bağlantıda bir problem var. Yine yorumları okuyalım. Mesela hiç beklemedikleri bir konuma bir anda yani şimdi Enes'in şampiyonuna başlayan bir takım değil. Hiç beklemedikleri anda hiç beklemediği bir konuma gelince insan fırsat yapmak istemediği için. Doğru. Savaşta her şey mübahtır. Doğru. Hesabı yapmış demek ki. Doğru. Tabii ki çok yanlış şeyler. Şaşırmışlar. Ya biz de olmasaydı
üzülüyoruz da. Yani şimdi ey nesil nere, ün yine nere kardeşim. Tabii ki. Şu an bağlantı gerçekleşti mi? Yani bize ses gelmiyor. O zaman normal normal telefondan. Normal telefon araması yapalım. Öyle konuşalım. Aynen, mikrofondan konuşabiliriz. Evet. Aynen. Normal telefondan bağlanalım. Evet. Şimdi şu an bağlıyoruz. Ünye şampiyonla oynadığı zaman 15 bin taraftara, 20 bin taraftara oynar. Abi şimdi şurada playoff maçı, bırakın Ünye'deki maçları. Alo, hayırlı maçları. Akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Merhabalar. Murat. Merhabalar. Evet Murat abi, dün bir problem yaşadınız maça giderken. Aslında maçtan önce paylaşımlarınız vardı. Evet. Bütün gerekli izinlerin alındığını falan söylemiştiniz ama bir probleminiz olmuş ve bunu da bizim aracılığımızla aktarmak istiyorsunuz. Öncelikle yayınlar diliyorum Volkan hocama, Tolga kardeşime, Murat abiye çok selamlarımı iletiyorum buradan. Aleykümselam. Teşekkürler. Aleykümselam. Herkesin selamı var. Aleykümselam. Şimdi biz hafta içerisinde Enesil Başkanı, Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Belediye Başkanı'yla yapmış olduğumuz görüşmede Enesil Belediye Başkanı'nın bize herhangi bir problem olmayacağını söyleyip istediğiniz kadar seyirciyle geleceğimizi belirtti bize. Biz de ona göre hazırlığımızı yaptık. Buradan 4 araçlık bir ekiple çıktık biz buradan. Ama plazizin girişinde biz bir çevirmeye takıldık. Yani bayağı bir yoğun bir polis tarafından bir sıkıntı yaşadık. Öğrendik ki bu konuda Enes'e Belediye Başkanı'na bizzat kendi talebi, ünye seyircisinin gelmemesiyle açısından dolayı bir başvuruda bulunmuşlar. Hem bizi oraya davet ediyorlar, hem bizim gelmemizi sağlıyorlardı. Böyle bir problem yaşadık. Orada bayağı bir kargaşa oldu. Hatta bazı arkadaşlarımız özel taksi tutup stada giren arkadaşlarımız da oldu. Ama biz Prezis'den geri çevirmek zorunda kaldık. Geri döndük orada biz. Bizim amacımız oraya zaten olay çıkarmak değildi veya herhangi bir problem çıkarmak gibi söz konusu değildi. Bizim amacımız nasıl Ünye Sebas seyircisi geldiyse, herhangi bir takım seyircisi geldiyse biz de orada takımımızın yanında bulunmak istedik ama nasip olmadı bize. Çok büyük bir terbiyesizlik olmuş Murat bu arada. Yani buradan gerçekten belediye başkanını kınayalım Murat abinin dediği gibi. Ben kınıyorum abi. Zaten maç içinde de bazı şeyler yaşanmış, olaylar yaşanmış seçilmiş, belediye başkanı. Seçilmiş bir adamın böyle yani bir taraftar gibi, bilinçsiz taraftar olmaması gibi lazım. Hakemin kafasına pet şişe atması nedir ya? Ya Murat abi o sözüne çok katılıyorum. Şimdi aynı durum Ünye'de olmuş olsaydı bir belediye başkanının ve herhangi bir seyircinin hakeme bir öyle bir eylemde bulunduğunda o hakem anında kendini Ünye stadında olsa kendini yere bırakırdı. Ama Enes'le neden böyle bir durum olmadı? Neden böyle bir durumda hakem etki altına alınmadı? Bunu halen bilmiyoruz. Neden olduğunu bilmiyoruz. Zaten maçın şeyine baktığım zaman izlediğim zaman offside pozisyonunda zaten her şeyin açık ve nasıl bir durum olduğu belli oluyor. Yani ikinci golde yani offside'le bir alakası olmayan yok, bir yok, şey. Yok yok yok. Tekrar izledik. Yok Saylan. Kesinlikle bir offside'le bir alakası yok. Nasıl bir artık yani Metin Şentürk yan hakem olsa yani o pozisyonu offside bayrağı kaldırmazdı. Yani bilinçli bir şey var diye düşünüyorum. Bilinçli. Bilinçli bir yapı. Muhtemelen ilk maçta bizim hakemler nereye gidiyor? Hangi bölüm? Bizim taraftar grubu olarak dün biz İkincilik hakemmiş. Oraya gitme sebebimiz zaten sonuna kadar biz başkanımıza güveniyoruz. Sonuna kadar yönetimimize güveniyoruz. Ama şöyle bir durum vardı. Açık ve söylemek gerekirse bizim başkanımız çok yalnız kalmış. Evet. O konuda yalnız kaldığı için biz zaten Enes'le giriş yapamadık. Yani şöyle söyleyeyim. Ünyeli olup da Ünye hainliği yapanlar bu açık ve net belirtilmiş bir şekilde belli oluyor. Çok yani bu durumdan zevk alan, aynı zamanda bu durumdan mutlu olan çok insanlar var. Şu anda Ünyespor'un 3. lige çıkması demek herkesin ekonomik anlamda olsun ve Ünye etrafı olarak çok büyük bir potansiyel sahip olacağını bunu hepimiz biliyoruz. Ama bazı insanlar bunu tamamen şeye çevirdi. Çıkmasın, çıkmasın, çıkmasın. Ama öyle bir şey değil.
Yani bu Mehmet Ali Başkan'a yazık günah. Tek başına mücadele ediyor. Baktığımız zaman evet. Yani Tolga daha iyi bilir. Yöneticilik yaptı. Aynı zamanda taraftar sorumluluk yaptı. Yani yönetim açısından en zor görevi üstlenen Tolga'dır yani. Onu söyleyeyim. Taraftar grubu yönetici olmak çok zordur. Şimdi evet. 5 evet. kişiyle Mehmet Ali Başkanımız bu takımı götürmeye çalıştı. Çok yalnız kaldı. Biz Mehmet Ali Başkanımıza şunu söyledik. Başkanım, yanınızda her zaman işi bilen ve işi bir doğru şekilde yönetebilen insanlarla yola çıkın dedik. Ama bir türlü kendimizi dinletemedik. Çünkü yalnız kalacağını biz biliyorduk Mehmet Ali Başkanımızı. Ve dün biz biraz da şöyle bir olayla karşılaştık. Geçen sene çok iyi hatırlıyorsanız Ordu Spor şampiyonluğu oynadığı dönemde Sebat deplasmanına giderken Ordu Spor taraftarı sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde restoran açtırıp taraftarıyla beraber Sebat'a gittiği dönemleri biz unutmadık. Evet. Bu Sebat taraftarı deplasman yasağı Ordu Spor taraftarı deplasman yasağı olmasına rağmen Sebat'a gidiyor ama deplasman yasağı varken biz Ünyespor taraftarı olarak Enes'le gidemedik. Biz 2-3 hafta önce Sebat taraftarını 45 kişiyi biz burada misafir ettik. Yani bizim içimizde de var. Biz dün Graziz'de Ordu bölgemizi, bünyemizi temsil eden insanları tek tek aradık. Yani siyasi bürokratlarımıza kadar aradık. Biz yardımcı olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız deyip bünye düşmanlığını bir kez daha gördük biz. Bu kadar bünye düşmanlığı olunmaz. Bu kadar bünyeden nefret edilmez. Ama biz şunu söylüyoruz her zaman. Bünyenin bünyeden başka dostu yoktur. Aynen katılıyorum Saylan. Saylan bir akşam seni programa alalım. Aslında söylediğin konularla konuşulacak çok şey var. Bir akşam haftaya olur, bir dahaki hafta olur. Bir program yaparız tekrar. Bu konularda daha detaylı değiniriz. Söylediklerin için çok teşekkür ediyoruz. Çok doğru şeyler söylüyorsun bir kere. Söylediğin şeyler önemli. Tabii bunlar artık bize hepimize bir tecrübe olsun. Demek ki siyasi olarak da bazı zayıflıklarımız var. İnşallah bunları da büyüklerden rica edelim. Ünyesporumuzun yanında olsunlar. Ve şu anda sizin aracılığınızla bir şey söylemek istiyorum. Dün akşam biz maçtan sonra taraftar grubu arkadaşlarımıza tesise gittik. Bir nevi yani tepki amaçlı gittik doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Ve başkanımızla yolda karşılaştık. Başkanımızla o hasta haliyle tesise gelme tenezzülünde bulundu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman ikiletmedi. Başkanımızdan tek bir konu için ricada bulunduk. İnşallah o ricamızı yerine getirecektir. Zaten ricamız da şu anda yayınımızda Tolga kardeşimin yanında olan Volkan hocamızla alakalıdır. Başkanımız da bu ricamızı kırmayacağını belirtti. Değerlendirecektir. Mutlaka değerlendirecektir. Biz de aynı şekilde bizim düşünüyoruz. Efsane kaptanımız bu takımı çıkaracaktır. Çünkü bu sene İnşallah. Artık ümidi kestik. Evet. Evet. Maalesef. Bu seneden ümidimizi kestik. Çünkü artık daha bu saatten sonra yani Sebat kaybedecekmiş, Enes'i kaybedecekmiş gibi şeyleri kim düşünmeye gerek yok. Bu artık lig bitti. Çünkü Ufuk Hoca'nın kaldıracağı bir lig değildi bu. Yani biz evet. bunu defalarca söyledik. Ufuk Hoca bu ligi kaldıramaz, yapamaz. Olsun, çıkmadık yani candan umut kesilmez Saylan. Biz yine evet. de maçlarımızı oynayıp yenmeye bakalım. Tabii ki orası öyle ama şimdi şöyle baktığımız zaman Söğütlü Hilal'e şu anda yani sıradan bir insanı getir. Söğütlü Hilal'e her türlü bir yenebiliriz. Yani Ordu Gücü'nü sıradan bir insanı getir yenebiliriz. Ama Ufuk Hoca'nın Sebat maçı olsun, DSG Karadeniz olsun, Enes'i maçları olsun büyük maçları kaldıramayacağı bir hoca olduğunu açık ve net kendini belli etti zaten. Evet. Aynı düşünceleri katılıyorum sana. Aynı düşünceleri olduğunu ben de düşünüyorum. Ve başkanımıza dün akşam hususi şunu söyledik. Başkanım eğer bir dahaki sezona devam edeceğini zaten sözünü aldık. Devam ya güzel. Başkanım. Güzel. Bu güzel haber. Bunu siz aracınızla söylüyorum. Yani güzel devam haber. Edeceğini bizzat kendisi söyledi. Büyük bütçe değil ama ufak bir bütçeyle dedi. Büyük bütçeyle çok uğraştık olmadı. Bu sefer bütçe azaltmasına giderek hedefimize ulaşacağız diye söyledi. Biz başkanımızdan bir söz istedik. O da efsane kaptanımız Volkan abi için istedik. İnşallah. Başkanımız da yerine getireceğini umuyorum. İnşallah. Yani benim sizin arzınızdan sizden şunu rica
söylemeye gerek yok. İyi sevdalısı bir insansın. Eyvallah. Başkanımızı bu zorlu dönemde, önümüzdeki sezonda yalnız bırakmamanızı önemli rica ediyoruz. Biz her zaman yanındayız başkanım. Evet. Sergen Yalçın geldi, öz çocuğu Beşiktaş'ı nasıl şampiyon yaptıysa Volkan Bozkurt da gelir, takımın başına geçer, takımımızı şampiyon yapar inşallah diyelim. Teşekkür ederim Saylancığım sana. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Eyvallah, hayırlı akşamlar. Evet. Evet. İşte görüyorsunuz taraftarların ve herkesin düşüncesi aynı. Yani, aynen. Bir de önemli bir şey değindi Murat abi. Yani başkanın devam edeceğini söyledi. Evet. Evet, şimdi umarım doğrudur. Yorumları İnşallah. Okuyalım ve yavaş yavaş Ünye 1957 sporu bitirelim. Yarın önemli bir maç var. Evet. Gençler Birliği sporun onların iddiası aynen. devam ediyor. Fatih Karan, Volkan Bozkurt hocama Biga'dan çok selamlar. İyi yayınlar. Sefa Eryurt, Halil hocam Ladik'ten tanıyorum. Antrenmanın olsun, kişiliği, karakteri olsun en iyi insanlardansın. Hakan Keskin, Mali Başkan yalnız değildir. Oney Kaplanları her zaman yanında. Sefa Eryurt, taraftarın sevdiği adam Halil Korkmaz. Enes Can, Mehmet Ali Başkanımızın her daim yanındayız. Orhan Uçak, düşsek de kalsak da ünyemizin evlatlarıyla olsun. Özkan Tokaç, Volkan Bozkurt'un yarın değil, seneye değil yarın gelmesi lazım. Evet, şimdi Ünye 1957 sporla alakalı. Evet, sana bayağı bir ilgi var Volkan'cığım. Buna bir açıklama bekliyoruz senden. Biz olsak da olmasak da gereken içeriden veya dışarıdan hoca oluruz, olmaz, başkaları olur. Bu hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Her türlü desteği, Arnavutköy'deyken de elimden geldiği şekilde vermeye çalıştım. Yine de her türlü desteği veririm. Fatih Karan abime de, Biga'da yöneticimizdi Fatih Karan. Çok selamlar söylüyorum, çok teşekkür ediyorum. Çok da sevdiğim bir yöneticim, bir abimdi. Hayırlı akşamlar diyorum abi. Selamlar bizdendir. Bizden de selamlar olsun. Ahmet Taran abi de yorum yazmış. Bu işi buraya getiren oyuncu grubudur. İki final maçını alamayan bir takım nasıl lider olacak? Görüldük ki Ufuk Hoca'nın bu takıma zerre katkısı olmamıştır. Saha içinde oyunun sıkıştığı dakikalarda taktik anlamda çözüm üretemediğinizde sonuç hocaya yazıyor. Kulübede skora etki edecek oyuncuları alamıyorsan sonuç böyle oluyor. Hepinizi seviyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Eyvallah Ahmet abi. Sağ olun. Daha önceden de konuşmuştuk. Bence Ünyespor'un kulübeden de oyuna katkı verecek oyuncusu yok. Yok. Ve bu paraları harcadıktan sonra bunun olmaması daha düşündürücü. Daha büyük maalesef. Düşündürücü. Maalesef. İnşallah seneye bu hataları yapmayız. Kulüp olarak hiçbir sıkıntı yaşatmadı Mehmet Ali Başkan sağ olsun. Mesela yemeğinde, şeyinde, her şeyinde. Tabii tabii. Allah razı olsun sağ olsun. Yani yaptıkları yatsınamaz. Şey yapmadı ama niye olmadı? Niye olmuyor? Hoca tercihleri mi Ali Hocam? Ya şimdi hoca tercihleri, oyuncu tercihleri falan bunları tek tek konuşabiliriz ama genel olarak ya bir yanlış yapılanma oldu diyelim iki senedir. Şimdi fazla da bir şey demeyelim. O zaman, tane maç var. O zaman gençler bilmiyor. Bir şey mi diyeceksin hocam? Devre arası gelen oyuncuların herhalde giden oyunculardan fark yok. Bir katkı sağlamamış. Hani bir şey muhabbette denk geldi. Mehmet İnce Bacak sadece penaltı atıyor. Başka bir şey yapmıyor diyorlardı. Keşke olsaydı da penaltı atsaydı. Değil mi? Abi evet yani ben, çok kritik bir penaltıydı ya. Vallahi çok kritik bir penaltıydı. Evet olsaydı. İşte. Mesela ben şimdi penaltı konusunda madem açılmışken milli takıma geliriz ama Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıyla alakalı da bir iki yorum yapacağım. Şimdi o maçta Sebat maçında da dedik penaltı kaçar kardeşim penaltıyı kaçar yani her futbolcu penaltı kaçar. Ama bazı maçlarda bazı penaltılar vardır ki o penaltılar kaçmaz kardeşim. Sen Portekiz milli takımı karşısında bu fırsatı yakalıyorsun 85. Evet. dakikada. O topu her zaman vurduğu yere vursa Burak. Aynen. Gol. Yani gidi çatala vurmaya çalıştı gitti. Artistik yaptı. Yani o penaltı penaltı kaçmaz kardeşim. Tamam kaçar ama bu maçlarda bu penaltıyı atacaksın. Atacaksın. Burak ve topun başındayken çok yorgun gözüküyordu. Onu bırakması lazım. Evet ona da değineceğim abi. Dili çıkmış dışarıya. Yani o penaltıyı atsa yani demoralize olan bir Portekiz milli takım karşısında morali yükselen yani ve inmesini de yakalamış bir milli takım vardı o dakikalarda. Ya belki üçü bulacağız. Belki uzatmalara da belki penaltılara kadar götüreceğiz maçı ve her şey olabilir. Evet. Sonuçta Uğurcan gibi bir iyi bir kalecimiz var. Ya yazık diyorum ben. Gerçekten çok üzüldüm. Yani o Sebat maçında kaçan penaltı da mesela. Aynı. O da bir final bir maçı. O daha şimdi penaltı kaçar dedik ama kardeşim kaçmayacak. O penaltılar atılacak. Aynı. Kesinlikle. Atılacak. Evet. Mesela Burak Yılmaz yerine Enes Ünal atsaydı çok iyi penaltılar var. Ben bu sene izledim. 6-7 tane penaltı attı o. Müthiş yerlere vuruyor. Keşke o atsaydı. Topun başına da geçti. Burak atmak istemiş. Şey olarak mesela abi olarak Burak Allah'ın diyecek bunu alsın. Atmak istemiş. Normalde atmak istemiş. Gitmiş topun başına. Istemiş. Burak bırakmamış topu. Ya şimdi o psikoloji Burak'ın da biraz. Tabii moralliydi. Gol atmıştı. Var zaten. Orada liderlik özelliği. Mesela Yusuf Yazıcı hiç kariyerine penaltı kaçırmadı. Yusuf da atabilirdi. Enes tabii o da iyi penaltı atar.
Zaten faul DNS'e yapıldı. Bir de zeki futbol DNS'e orada direkt topu taca atın deyince ben penaltının vardan evet ben de anladım orada. Peki, evet penaltı oluyor. Kadro seçiminde hata var mı? Ona milli takımda konuşalım evet, hocam. Evet Ünye Belediye aynen. Şimdi Gençler Birliği. Ünye Gençler Birliği spor maçı var yarın. Görke Spor'la çeyrek final birinci evet. Ayak maçı. Biz Saraycık maçını, iç saha maçını Tolga abi, ben, Önder abi izledik. Önder abi de şimdi yorumlarla katkı verecek zaten. veriyor devamlı sen veriyor. Sen maça gelebilmiş miydin abi? Yok gelemedim, ben antrenmandaydım. Önder abi şu an yanımızdakinden daha fazla katkı verdi. Şimdi maçı izledin, nasıl buldun Tolga abi? İkinci maça da gittik biz bu arada. Evet ilk maçı izledim. Açıkçası rakip zayıf bir rakipti. Ama Eynesil gibi iyi defans yaptılar. Son dakikalarda bulduğumuz bir gol vardı ve 1-0 da olsa maçı avantajlı bir skorla kapatmayı bildik. Çok müthiş bir kadromuz var bence. Ben yani bu ligde oynayan, bence bu takım Bal Ligi'nde oynasa inanın Eynesil'den daha iyi takım diyebilirim. Yani bu çok abartmış olmam. Gerçekten çok iyi bir takımımız var. Volkan abi zaten çoğunu tanır. Yani Adnan olsun, Ceyhun olsun, çocuklar evet. Yani Arcan olsun. Hep yani müthiş yani tecrübeli isimler de var. Yani tek tek saymayayım şimdi takım. Gerçekten ben iyi beğeniyorum ama bu kadronun karşılığında oynanan oyun beni pek tatmin etmedi. Bunu açık ve net söyleyeyim izlediğim maçta. Sanki bir takım büyük sahada daha iyi oynar gibime geldi bana. Çim sahada daha iyi oynar. Mesela statta ben buradan sesleneyim. Ya bundan sonraki iç saha maçlarını bence statta oynasın. Evet. Burada bir kim yapacaksa bu girişimleri yapsın. Bu takım bence büyük sahada daha iyi oynar. Şimdi Tolga abi şöyle bir şey var. Çarşamba günü maç var değil mi? Ya bu hafta artık geçti. Yarın maç zaten, bu akşam onu değiştiremezsin. Yarın maç Cevizdere'de. Ben bundan sonraki zaten. Yarın maç Cevizdere'de. Turu geçerler. Hı-hı. Bundan sonraki maçlarda. Sunu şimdi mi oynadın? Evet. Evet abi sunu şimdi oynadın. Geçen gittim oraya da onun zemin çok. Cevizdere'nin mi hocam? Aynen. Çok kötü. Çok kötü yani, en azından keşke Çınar Suyu'nu alsalar. O da Çınar Suyu'nu biraz dar geliyor. Takım kapandı mesela Saracık bugün. Tamam zemin çok güzel çok Çınar Suyu'nda ama. Yani. Ben olsam. Abi bence oralarda hiç oynamayalım. Bence statta oynayalım diyorum ben. Kesinlikle. Bence statta oynanmalı. Şu maç çakışıyor diyebilirler. Evet. Şu maçı anladım. Çarşamba görele maçı var ama normalde artık bu saatten sonra yani yarı final. Kimse büyük sahada oynarsa bizim takım avantajlı olur diğer rakiplere göre. Yani Adnan gibi bir oyuncunuz varsa elinize geniş alan isteyen mi? Aynen. Ceyhun, Geza. Büyük sahada oynamasınız lazım. Evet. Şimdi şöyle yarın aynen izleyeceğiz öyle. İnşallah arkadaşlar da aynen. Burada. Yarın maç 15'te. Hepsi büyük sahada oynamış alışkın oyuncular abi. Yani. Yarın maç 15'te Cevizdere'de ben şöyle Osman söyleyeyim. Osman hocama başarılar diyorum. Biz gittik Tolga abiyle maça. Şimdi bu kadro bizim, bir defa şunu söyleyeyim. Hepsi yönetimini, teknik ekibi, futbolculara bir tebrik etmek lazım. Maddi evet. Olarak bir beklentileri olmadan sezon başından kesinlikle. Beri çok önemli. Çok güzel mücadele veriyorlar. Grubu lider bitirdiler. Sadece iki maçta da geçtiler. Aynen. O ayrı bir kenara. İşte maçtan sonra sevinçleri olsun, maç içindeki mücadeleleri olsun. Gerçekten böyle o duyguyu hissediyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Maç Çınar Suyu'nda oynanacak yazmış bu arada kaleci Kadir Demir. Öyle ben mi? Vallahi Cevizdere'de biliyordum. Maç Çınar Suyu'nda arkadaşlar. Yani 15'te. Akçay'da. Aynen. Ben iki tane maça gittim. Yani benim bu kadroda hayal ettiğim şey daha fazla sahiçi organizasyonlara, daha iyi oyun, daha kompakt oyunda ama iki maçta da mücadele olarak 10 üzerinden 10 veririm. Yani müthiş mücadele ediyor takım ama bence bu takımın, ben Bal Ligi'nde bu ligi birinci bitirip finalde Ulubey'de yenmek istiyorum diyorsa Ünye Gençler Birliği spor takımın sahiçi organizasyonlarının daha fazla olması lazım. Yani çocukları bildiğim için bu takım. Ama Halil hocam ben yani Ulubey'de yenebilirler yani. Tek maç yenebilirler ama Ulubey'e gidene evet, kadar şimdi bu, ben Gölköy'ü de rahat geçeceklerini düşünüyorum. Şimdi o, biz bu takımların hepsini izleyemedik ama o Saraycık maçına deplasmana gittik. Ordu'ya gittik maçı izlemeye. Orada bize anlatılan Gölköy'ün Saraycık ayarında bir takım olduğunu söylediler bizi ki bizim takım çok daha iyi takım. Ama orada Kabadüz'ün de bizim takımdan daha iyi olduğunu söylediler. Biz büyük ihtimal yarı finalde Kabadüz'le karşılaşacağız. Ya güzel maç olur. Evet, ben bizim takımdan ki daha iyi olacaklarını düşünmüyorum ama en azından başa baş maç olacağı. Yani demek ki iyi kadrolar. Daha iyi dedikleri şu. Şimdi bizim takımı az önce dedim ya mesela arkadan oyun korumayla alakalı. Onu kurabilir çünkü o takım. Sonuçta stoperde Taner'le Şivan oynuyor şu an. Sanki işte bunun çözümü böyle büyük sahaymış gibi geliyor i̇şte bana büyük nedense. Büyük sahada izledik zaten bu hafta. Karşıyaka'da saha büyük. Ha. Ama yani bir de Halis gibi istediğimiz performansı var. Alamıyoruz. Ya, alamadık ama bu tabii ki şu da olabilir. Playoff maçlarından dolayı biraz istersen baskı da olabilir. Lider bitirdiler olabilir, sonra. Evet. İnşallah bundan sonraki süreçte ben daha çok ayağa, daha çok yerden oynayarak evet öyle oynamalı. Yani buradan hani söyleyelim. Hani
arkadaşlarımıza, bizim takım yetenekli oyunculara sahip, yerden oynarsa çok aynen, daha etkili olabilirler. Aynen. Araya atacak futbolcularımız var. Şu fikstürü bir alabilir miyiz? Halis de çok bol şut vursun. Aynen. Evet. Çeyrek final maçlarının fikstürü. Şimdi Halis Hoca'ya da birazdan bağlanacağız. Takım kanat kaptanı forward zaten. Onun da... İzliyor mu Halis bizim? Evet, izliyor. Canini Halis. Onlar da yazmış maç çınar suyunda diye. Azdan millete yanlış arıyor olacaktır. Geçen hafta. Evet. Geçen hafta 29 zaten... Mart Salı Kabadüz Belediyespor Kotyara Futbol Kulübü. 15'te Ünye Gençler Birliği Gölköy Spor. 15 Kumru Spor Fassa Yaşam Spor. 16 Gülyalı Turnasuyu Aybastı Spor. 1 Nisan Cuma Kotyara Futbol Kulübü Kabadüz Belediyespor. 15 Gölköy Spor Ünye Gençler Birliği. 2 gün arayla mı oynanacak maçlar? Şey, Salı gün Cuma gün işte maçlar. Bu da rövanş maçı. Özellikle. Onu ekrandan alabiliriz. Bu arada Muharrem Son yorumumu okur musun yazmış. Penaltı kaçabilir Tolgacığım. Kötü koşulmaz. Mücadele edilmeli. Ünye Spor'da ben mücadele eden görmedim. Hoca geleli kaç ay oldu? Takıma zerre katkısı yok. Hoca gönderilmeli. Daha ileriye gidiyorum. Hoca ve ekibi Espiye'deki fındık tarlalarına gübre atmaya gitsin Nisan ayı bitmeden. Baya faydalı olurlar. Muharrem abi bu arada. Muharrem Son sivri bir evet. Yani spor, yine her zamanki gibi esprili dille. Spor yöneticisidir. Yani Tabii. Bu işi en iyi bilenlerden, en başlarından bir. Esprili bir dille kendisi, kendi mücazıyla söylemiş. Doğruları. Yarın maça gidelim. Evet. Yarın gideriz abi. Ama bir şu anda takım kaptanını bağlayalım Halis Hoca'ya. Evet, Halis Hoca'yı bağlayalım. Halis Hoca da gerçekten çok emek veriyor takıma 3-4 seneden beri. Evet ya, bu Ünye Gençler Birliği hep emek veren de takım oldu. Aynen, inşallah. Emekçiler takımı oldu, evet. Bölgesel Amatör Lig'e çıkarlar. Bence de Bölgesel Amatör Lig'e çıkarlar. Hocam hayırlı akşamlar. Yakışır. İyi akşamlar. Merhaba. Merhabalar, sesimiz geliyor değil mi hocam? Evet, geliyor, sen alıyor musunuz? Evet, alıyoruz hocam. Zaten yayını izliyordunuz hocam. Evet, izliyorum. Hocam biz iki tane Saraycık maçına geldik. Grupta sadece bir maçı izleyebilmiştik ama hem iç saha maçına hem dış saha maçına geldik, izledik. Nasıl buldun bu iki maçı? Takımın yani, nasıl? İyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum sizlere. Çok değerli Tolga kardeşim, Volkan hocam, Murat abi, sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Evet, eyvallah, sağ olun. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi Saraycık maçı, evet, rakip olarak bak. Hani bizim takım yani kağıt üzerinde baktığınız zaman tamam, bizim takım her zaman bir gömlek üstün, çünkü üst liglerde oynamış bir sürü arkadaşımız var. Az önce zaten bunları saydınız. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Playoff maçlarında oran her zaman %51, %49'dur. Ben buna inanıyorum. Yani bir takım, bir takıma çok büyük üstünlüğü olmaz. Olamaz da. Şimdi ilk maçı yorumlayacak olursak şöyle. Zaten rakip kapanmaya ve bizden puan almaya geldi. Hani daha çok yenmek için değil de hani beraberliğe oynamak için geldi. Şimdi maçta bazı kırılma anları var. Özellikle benim kaçırdığım, karşı karşıya kaçırdığım bir pozisyon var. Adnan'ın kaçırdığı bir pozisyon var. İşte direkten dönen toplarımız falan var. Şimdi o kırılma anlarında biz skor üretebilseydik maç daha kolay geçecek. Çünkü bu sefer takım da açılacaktı. Yani üzerimize gelecekti. Biz daha rahat top oynayacaktık. O maçta tabii bunlar biz yapamadığımız zaman da biraz ister istemez panik oluyoruz yani. Sonuçta bu playoff maçı. Ondan sonra tabii zemin de şimdi yeni yapıldığı için çimler uzun ve yağmurlu bir havaydı. Top çok kayıyor. Topu şiddetini ayarlayamadık final maçta. Evet, öyleydi. Halis yani, hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Ya bu takım sanki büyük sahada daha iyi oynar diye bir yorum yaptık az önce. Sen ne diyorsun bu konuya? Katılıyor musun bize? Şimdi şöyle, tabii ki büyük sahada daha iyi oynar. Özellikle ben kendim için söylüyorum. Dar alana çok gibi performansla gösteremiyorum. Şimdi Adnan da öyle, Ceyhun da öyle, Atakan da öyle. Evet. Ama şimdi problem şu. Yani Sibirhan gelen soğuklar bizim takımı da çok etkiledi. Antrenman yapamadık yani. Evet. İki hafta bir ara verdiği zaman ister istemez takım geri gidiyor. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim, ben siz daha iyisiniz. Şimdi bir hafta antrenman yapmayalım. Ya da 7 gün, 8 gün antrenman yapmayalım. Çıktığımız zaman o maçı oynayabiliriz ama yani 7. 8. günü geçtikten sonra geri gidiyor yani. Evet. İnsanın, futbolcuların, sporcuların performansı. Evet. O yüzden büyük saha şimdi şöyle de bir muhabbet oldu aslında ilk maç içinde. Şimdi Saraycı'nın stoperiyle konuşuyoruz. Abi biz zaten buradan taktik verdik, puan almaya geldik ama dedi. Siz dedi büyük saha dedi de oynayamazsınız dedi. Şimdi karşıya dedi.
buranın iki katı falan dedi. Ben de hadi ya falan demiştim. Ondan sonra işte ben de aslında öyle hesap ettim. Hani büyük sahaya çıktığımız zaman daha iyi yani boş alan buluruz. Şimdi 1-0'da avantajlı gidiyoruz öyle. Rakip üzerimize gelecek. Ama o sefer büyük sahaya şimdi iki haftada bir antrenman kaybımız olduğu için yani mücadele ediyoruz ama saha gerçekten çok büyüktü yani. Biraz fazla büyük geldi. Hocam aslında akan oyunda değil de mesela benim dikkatimi çeken her duran topta pozisyon verdi takım. Ya duran toplarda şans mı diyeyim? Aslında adamla paylaşıyoruz. Yani maçlara çıkmadan önce tahta üzerinde zaten kimin kimi alacağını da orada belli. Evet geliyor hocam sesin. Ha geliyor mu? Hı-hı. Yani belli ama top mu iyi yere gidiyor? Biz mi iyi yerde durmuyoruz? Hocam orayı biraz çalışın ya. Biz zaten şöyle söyleyeyim. Çoğu gol hep böyleydi biz. Halis'im yarın inşallah geleceğiz, destekleyeceğiz sizi. Çok iyi bir performansla çok net bir sonuç bekliyoruz sizden. Vallahi benim de bizim de takım olarak temennimiz oyundan en azından Gürtü'ye deplasmana rahat bir saat bir yol gideceğiz Gürtü'ye. Yani deplasmana evet. Maçta Gürtü'yle oynayacak. Aynen. Yani gözlerimizin pasını bir silin oynayacağınız futbolla. Maçtan galibiyet alın da Görkev'e de beraber yine izlemeye gideriz. Aynen. İnşallah ya. Biz de valla benim de şeyim o, temennim o. İşte yarın dediğim gibi yine zorlu bir maç. Dediğim gibi oranlar her zaman %49'da %51. Hocam evet. Sana şunu sormak istiyorum. Saraycık maçında bu hafta 3 tane bence birbirinden güzel gol attık. Adnan'ın golü süper bir gol. Aynen. Adnan'ın golü. Buyur hocam. Şimdi şöyle yani şimdi Adnan, işte Ceyhun olsun, Adnan olsun, işte bunlar dediğim gibi yıllarca top oynamış veya üst liglerde oynamış insanlar. Ama işte dediğim gibi şimdi pandemiden dolayı da ara verildi. Dünya ara verildi. Biraz kayıplar oldu tabii. Tabii ki insanların kayıpları oluyor. İşte mesela ben hani ekstra antrenman da yapamadık o zaman. Ya Adnan da Ceyhun da antrenman yapmayı sevmeyen bir futbolcu. Benim kardeşlerim, arkadaşlarım maalesef. Evet. Buradan bir eleştiri getirelim sanki kendilerine. Kayıpları değil de biraz fazlalıkları olmuş. Buradan eleştirelim Adnan'la Ceyhun'u. Ya sevmiyorlar evet. Antrenman yapmayı. Sevin be kardeşim, olsun. Ya şöyle söyleyeyim, Adnan'la Ceyhun da şöyle söyleyeyim. Bu sene her antrenmana katıldılar yani. Salı günkü her antrenmanlarına bile geldiler şey, yenileme antrenmanı. Maşallah. Maşallah. İlerleme var o zaman onların. Yani, geliyorlar. İyi iyi. Sevindik. Sevindik. Hocam ben sana şunu soracaktım. Şimdi Adnan çok güzel ayak içi vurdu köşeye. Çok güzel bir goldü. Şivan bence çok kritik bir dakikada gol attı. Gelişine vurdu topa. Top direğe vurup çarptı girdi ki o gol olmasaydı. Gerçi onun dönüşünde de pozisyon verdik. Rakibin bir topu direkten döndü. Bir de Nuri çizgiden çıkarttı. Bir de son gol Umut'un attığı frikik 40 metre vardı bence. Taksi 300 lira yazdı. Aynen. Sen en çok hangisinin golünü beğendin hocam? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın, bağlandın. İnşallah bir gün buraya stüdyoya da gelirsin. Evet, alacağız sizi. İnşallah. Sizinle birlikte güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz hocam. Yarınki maçta başarılar. Halis hocam. Yarın bekliyoruz sizleri maça. Geleceğiz hocam. Herkese çok selamlar. İyi akşamlar. Evet. Evet, maçın tekrardan söyleyelim de geçen haftaki bir insanları yanlış yönlendirmeyeyim. Çınar Suyu'nda yarın Ünye Gençler Birliği Görköy maçı saat 15'te. Saat 15'te. 3'te yani. Bekliyoruz, güzel maç olacak. Evet. Yani şimdi şöyle izlerken mesela bir defa ne olursa olsun o mücadeleyi gördüğümüz zaman bir de hep bildiğimiz bizim çocuklar olduğu için evet. Bazen Ünye Spor'dan daha çok bile zevk geliyor yani izlerken. Evet tabii. Hepsini tanıyoruz. Gerçekten işte. Öyle. Tanıdığımız için öyle. Bizim çocuklarımız var. Bizim bu takımdan beklentimiz niye iyiydi? İşte hep bildiğimiz çocuklar bu ve bu çocukların hepsi ayağı iyi. İşte Nuri, Şivan, Taner, işte sol bekte en gençleri Mevlüt olsun. Orta sahada Atakan zaten seninle Bal Ligi'nde de oynamış. Tecrübeli kalecimiz var Kadir. Aynen. Çok tecrübeli. Cındık var Taner. Yani hepsi. Adnan, Ceyhun, Halis Hoca. Senin sayende Beşiktaş'ın plaj futbolunda da şampiyonlukları var arkadaşların yani. Aynen. Şampiyon da olmuştuk. Şimdi yarın maç 15'te. Neredeydi? Çınar Suyu'nda. Evet, milli takıma
geçelim. Kısa bir milli takım. Kısaca hemen kısa yapalım, evet, sonra kapatacağız herhalde. Kadro seçimleri demiştin Volkan hocam. Oradan mı başlayalım Tolga abi? Olur. Kadro seçimleriyle alakalı ya şimdi Stefan Kuntz'a hani 3-4-3 sistem. Önce bir sistemden konuşalım. Kadroya sonrasında geleyim. Yani ben bazı futbolcuların, Burakların falan tecrübeli futbolcuların sisteme itiraz ettiğini duydum. Yani maç öncesinde. Hani biz alışmadık bu sisteme. Durup dururken şimdi direkt bu sistemle oynamayalım. 4-4-2'den devam edelim şeklinde şeyleri duydu. Yani ben çok aslında sevmem futbolcuların bu işlere karışmasını ama bazen futbolcuları da dinlemek gerekir. Yani Volkan abi daha iyi bilir bu konuları. Yani bu zamana kadar hiç oynanmamış bir sistemle maça çıktık ve bana göre tutmadı. Yani defanstaki o Watford'da oynayan Ozan Kabak mesela çok etkisiz bir futbol sergiledi. Ben ona göre Çağlar'la Merih ikili tandem sağ bek sol bekle hatta Rıdvan'ın bence kesinlikle olması lazımdı. Rıdvan niye oynatmadılar ya? Rıdvan'ın olması lazımdı. Oynatmadı. Şeyi oynattı Galatasaray'daki Berkan oynadı. Berkan Beşiktaş hiç o bölgede oynamadı bu sezon. Ya. Berkan o bölgede oynamadı. Çok kötü bir topçu o ya. Zaten Berkan'la Taylan'ı Galatasaray taraftarı istemiyor. Ya o çok koşuyor, çok mücadele ediyor diye tercih etmiş olabilir ama oynattığı bölge bence yanlış tabii ki. Tamam, orta ön libero'da oynasaydı bir yere kadar anlayabilirdim ama bence çok yanlış bir tercihti. Abdülkadir Ömür mesela çok formda oynayabilirdi. Benim beklentim şeyden çok Cengiz'den çok şey bekliyordum. Hiç etkili olamadı mesela. Evet. Keza Kerem Aktürkoğlu. Ben ikisinin işini bitirebileceğini düşünüyordum. Ha elimizde de fırsatlar geçti. Geçmedi değil. Penaltıyı atamadık. Olsun. Ne yapalım? Yapacak çok. Zaten çok büyük bir beklentimiz yoktu. Yani Portekiz favoriydi ama elimize fırsat geldi. Değerlendiremedik. Yani geçmiş olsaydık Makedonya ile oynayacaktık. Ki Makedonya'dan çok daha iyi takımız bence. Yani ben İtalya-Makedonya maçını da izledim. İtalya değil mi? Evet İtalya. Yani bir kere şut attılar. O da gol oldu. Yani İtalya'nın birçok pozisyonu var. 33 tane şutu vardı sanırım İtalya'nın. Birçok pozisyonu var. Yani niye söylüyorum bunu? Yani elemiş olsaydık Portekiz'i büyük bir ihtimalle biz Makedonya'ya geçerdik. Yani büyük bir fırsat gelmişti elimize. Evet, ben bunları söyleyebilirim. Volkan abinin düşüncelerini de merak ediyorum. Yani şimdi bu zamana kadar 4-4-2 veya 4-4-1 sisteminde oynarken santrafor veya işte iki orta sahalı tek santrafor. Bir anda niye 3-4-3 veya hani onun tabiriyle 5-3-2 veya işte 5-3-1-1 sisteminde o top niye bizdeyken rakipteyken yani, değişiyor sürekli sistem. Değişen bir sistemde niye böyle bir sisteme dönüldü? Bu takım bakın 3-4-3 sistemini oynamak veya üçlü defans sistemini oynamak kolay bir iş değil. Bunu ilk önce sizin çok iyi bilmeniz lazım. Ondan sonra bunu takıma çok iyi yansıtmanız lazım. Evet. Çok yansıtmanız lazım. Bu milli takım seviyesinde bir takım daha iyi olsa bunu bir haftada yapamazsınız. Hadi Stefan Kuntz'un bir açıklaması oldu bu konuyla alakalı abi hafta içinde. Ben Premier Lig'de de, Almanya Ligi'nde de 3-4-3 sistemini oynatmış ve bu konuda çok tecrübe sahibi olmuş bir insanım. Bana inanın demişti. Yani dediğinle alakalı çok önemli bir şey. Demek ki bunu iyi bilmek gerekiyor. Stefan Kuntz da bunda çok ısrar ediyor. Belki de başarılı olacaktır. Bu ilerleyen zamanlar olabilir. Bu maç mı olmalı? Zaten yani. Hani ben size şunu söyleyeyim. İlerleyen zamanlardaki sistem üçlü defansa dönecek. Evet. Öyle görünüyor. Yani takımlar yavaş yavaş üçlü defansı deniyor. İşte sağ açık bek oynayabilen oyuncularla. Ama ki Valerian İsmail bu arada. Stefan Kuntz dedim. Pardon özür dilerim. Beşiktaş'ın hocası. Bu açıklamayı yaptı. Kolay bir sistem değil. Bir haftada bir takıma anlatılabilir bir sistem dedi. Evet. Yani bir ve böyle bir maç çok önemli bir maçta. Hani 3-4-3 diyorlar ama yani benim gördüğüm aslında 5'li defans. Evet. Birazdan Meri galiba sarkık. 5'li defans. İlk işimiz gol yemeyelim. Oyunda tutalım. Savunma yapalım. Bir kere ne kadar savunma yaparsanız o kadar gol yemeye mahkumsunuz. Çünkü sürekli hücum yiyorsunuz. 10 tane hücum yerseniz bir tane gol yersiniz. Ki yedik de zaten. Hemen erken bir gol yedik. Arkasında bir tane yedik. Sonra bir tane gol bulduk. Avrupa'nın da en iyi defans, bana göre en iyi defanslarından birine sahibiz abi. Çağlar, Merih, Ozan. Ya da biz öyle düşünüyoruz. Şimdi ya da yani. Yani şimdi mesela Ozan. Hani Merih mesela çok müthiş bir sezon geçiriyor. Esprili söyleyeyim mesela ayağına top geldiği zaman elektrik çarpmış gibi titremeye başlıyor. Hocam ben Zeki'ye de sürekli bir acemilik var Zeki'de. O da çok kötü. Zeki yavru gibi bize. Sağ bek oyuncumuz. Evet. İnanılmaz agresif. Kötü. Çok fazla aşırı konsantre olmuş. Sürekli bir Lille'de kavga etme derdinde. Ama 25-30 milyon euroya da Avrupa'dan isteyenler var Lille takımında i̇şte oynuyor. Ama işte o stresi, o şey bak şimdi milli takımla şey çok farklı. Evet orası önemli. Yani orası önemli. Orada oynadığı performansı yani şimdi bana deyin ki Hakan Çalhanoğlu Inter'de gösterdi performansı Türk milli takımda gösterdi. Hiç gösteremedi. Yani Hakan Çalhanoğlu'ndan o performansı almak için Inter forması mı gideceğiz milli takımda?
Ya da sistemde bir yanlışlık var abi. Bir de hocam taktik sistemde olarak işte biraz da içine girdiğimiz o zaman Halil hocam buna geliyor. Türk milli takımın herhangi bir bu hoca elde beraber olsa herhangi bir sistemi yok. Sistemsiz bir takım olduğu için Hakan Çalhanoğlu gibi veya işte Orkun mesela Orkun gibi. Kevin De Bruyne deniyor Hollanda'da ama burada bir yani şey göremedik. Bu yüzden bu oyuncular performans alamıyorsun. Orkun şeyini ben eleştiremem. Orkun çok başarılı, çok formda. Evet. Bence devam da edilmesi formda lazım. Geldi. Orkun. Ama ben şunu mesela biz Portekiz'e karşı oynarken merkezde Hakan Orkun çok yumuşak oldu. Orada bir Dorukhan olabilirdi veya o defansı Berkan, işte beşledi ya işte, belki ondan dolayı işte, şey yaptı. Orayı da yumuşak tutayım araya da salsınlar. İşte Volkan hocam dedi ya az önce fazla savunma oyuncusuyla çıkmak yani daha az gol yemek anlamına gelmiyor. Ya şimdi zaten 5 tane defans oyuncusu yaptığın zaman bir takımı yani 3-4-3 diyorlar ama hani 5'li defans oyuncusu yaptığın zaman bu sen bana hücum yapacaksın ben hücumları keseceğim. Bu anlama geliyor. Mahkumiyet bir oyun kabul et. Bu anlama geliyor. O anlama geldiği zaman 3-4-3 gerçekten oynarsın senin kanat oyuncuların böyle gidip gelen dinamik atletik performansı yüksek oyuncular olur. İngiltere'nin Shaw gibi. Yani Ronaldo da mesela Arnold gibi. Çok formsuz bir Ronaldo ile de karşılaştık şansımıza. Sen hakikaten yani biz hakikaten 3-4-3 oynuyoruz. 3-4-3'ün gerçek şeyini oynuyoruz yani. Benim kanat oyuncularım gidiyor, geliyor, bindiriyor. İşte kanat forvetlerim iyi işler yapıyor falan ama bizde öyle bir şey yok ki. Bir tarafta Berkan mıydı? Evet. Berkan. Abi orada tam Rıdvan oynayacaktı Berkan'la o sistemde. Berkan'la hiç oynanmaz. Rıdvan aynen. Yani bence adam Rıdvan hem genç aynen. Hem genç hem gider gelir yorulmaz. 19-20 yaşında adam. Yani niye bunu oynatmıyorsun? Bir de şimdi şöyle bir şey var. Sol bek mi oynadı Berkan bu sene hiç? Hiç oynamadı. Hiçbir yani belki altyapıda bile yani, oynamamıştı. Kain misin yani? Sen geldin yani o maçı bu, burada buldun. 5'li defans. Gel bana hücum yap demek. Kesin. Evet. Aynen. Bir de yani adam Portekiz milli takımı gibi takım 10 tane Cristiano Ronaldo'suyla gol atan çocukla falan, evet yani. 10 tane hücum yapıyorsa 2 tanesini sokar içeri. Mutlaka aynen, mutlaka. Öyle de oldu. Şu var yani. Müthiş yani. Şimdi Portekiz'e baktığımız zaman zaten maç ikinci yarı olmuş. Maç biraz daha bir o kalede bir bu kalede olmaya gibi başlamıştı. Bloklar arasında mesafe de açılmıştı ki burada bence tam o bloklar arasındaki mesafe açılmışken aralara o mesafeye girecek ve dribling yapabilecek Abdülkadir Ömür'ün vardı. Bu müthiş bir silah. Bunu Abdullah abi çok iyi kullanıyor. Merkezde kullanıyor Abdülkadir'i. Evet. Formda da. Hiç formda. Tercih etmedi. Hadi Abdülkadir'i tercih etmeyebilirsiniz. Anlarım. Oyuncu tercihi hoca tamam. Enes. Bir de hocam Enes'ten sonraki ikinci değiştiğimizi 90'da mı aldık ya? Yusuf kaçta girdi oyuna? Son yok, dakikalar Yusuf erken aldı ya. Yusuf erken. Yusuf da Enes aynı anda girdi pardon. Evet. Ama o üçüncü değişikliği 90'da yaptık sanırım. Bu kadar beklemenin anlamı yoktu. Bir de benim net duyduğum bir bilgi var. Yani Hamit Altıntop bana göre Türkiye futbolunda şu an üzerinde bir kara büyü gibi evet. Olduğunu düşünüyorum. Sinan Bolat da Sinan Bolat sırf Hamit Altıntop'la yakın arkadaş olduğu için Ersin veya Doğan A milli takıma gelmiyor Sinan Bolat. Ya o çok bakın, çok komedi filmi. Saçmalık. Çok saçmalık. İşte onu geçen de geçen sene şampiyon dile getirdim ya. Hamit Altıntop'un işi değil abi bu iş. Bir Sinan'ın 35 yaşına gelmiş adamı sen daha ne abi? Ne bekliyorsun? Bizim 3. kaleci olarak milli takımın başına Türk antrenör yakışır abi. Sergen Yalçın boşta alın işte. Ya, ne işi var yani? Kuntz kim ya? Şunu da belirtmek istiyorum. Öyle mi? Onun maçını yani dikkatli izledim. Maalesef bizim milli takım yani bizim bir şu oyuncumuz çok üst seviye bu oyuncumuz çok iyi bilmem ne falan işte anlatıyoruz ama hani Avrupa'nın üst seviye takımlarında oynayabilecek kapasitede oyuncu yok bizde. Hep bakıyorsun. Mesela Avrupa'da oynayan oyuncularımız var ama hep Avrupa'nın bir kademe alt takımlarında orta takımlar, orta seviye takımlar. Atıyorum bir Chelsea'de. Yani bir mesela ben Uğurcan'ın çok ümitliyim. Çok iyi kaleci ama inanılmaz derecede ayaklarının gelişmesi lazım. Evet. Şimdi o konuda şunu söyleyeyim. Volkan hocam, Uğurcan şu an Süper Lig, şu an Avrupa'da kurtarış yüzdesi %82.5'da birinci sırada. Ayaklarıyla ilgili olaraksa, bunu biraz da bizim İstanbul medyamız abartıyor. Ben çok kötü ayaklar olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Ben izledim maçta çünkü yaptığı... Evet, taca birkaç tane futbol... Burada ama şöyle, uzun pas isabetinde de Süper Lig'de birinci sırada. Ben öyle şeylere çok dikkat ederim, istatistiklere. Mesela Trabzonspor'un maçlarında hiç problem yaşamıyor. Çünkü Trabzonspor'da stoperi Edgar... Ya kim oynarsa, Edgar oynadı, Dansbir oynadı, Ahmetcan, Hüseyin kim oynarsa oynasın. Bazen Berat da Siopis'i sokuyordu oraya iki stoperin arasına. Aynen, müthiş stoper. Müthiş, müthiş. Hiç yetişiyor. Problem yaşamıyordu. Ben milli takımda bunu Euro, o Avrupa elemelerinde de gördük. Ya Çağlar'da, Merih'te, Ozan'da kim oynadı veya Kaan Ayhan oynarken bir güvensizlik vardı mesela. Bir şekilde şu an sonuçta bir rakip bize ne kadar baskı yaparsa yapsın ceza sahası içinde giremiyor.
Orada ilk topla başlayabilirdik mesela. O riskleri de hiç almadık biz. Mesela son şeylerde kapatmadan önce çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Yani biz kaleci ve stoper konusunda son senelerde çok başarılıyız bir kere. Evet. Onu söyleyeyim yani müthiş stoperlerimiz ve müthiş kalecilerimiz var. Bizim hücumsal anlamda biraz oyuncu çıkarmasında sıkıntımız var. Şimdi müthiş stoperlerimiz var ama hani yine... Ben beğeniyorum abi. Alttan gelenler de var. Oyun kurma konusunda... Bak mesela Ahmetcan Kaplan bu konuda mesela çok başarılı. Yetişiyor Volkan abi. Çok ben. Sol ayağı var. Fenerbahçe maçını izledim. O senin dediğin açığı kapatabilecek bir oyuncu. Şu arkadan oyun kurmada... İki tane top çıkarttı o maçta. Nasıl soğukkanlı ya. Fenerbahçe gibi takım mesela maç oynuyorsun. 19 yaşında. Evet. Yani evet. 18 yaş. Alıyor, oyuncundan dürtüyor. Tak hemen yana pası çıkarıyor. Önüne pası. Bir teknik direktör olarak şuna inanır mısın Volkan abi? Mesela stoper, ikili stoperlerde biri sağ ayaklı, birinin sol ayaklı olmasını mı tercih edersin? İki sağ ayaklı mı tercih edersin? Ya normalde sağ sol, yani iyi bir sol stoper olsa tabii ki tercih ederim sağ sol stoper. İşte o zaman ya Melih ya Çağlar, bir de yanına Ahmetcan'ı eklediğimiz zaman o senin dediğin geriden oyun kurma oyununu da biraz halletmiş olabilir. Şöyle Tolga abi, biraz da stoperden beke oyunu geçişi yaparken sağ stoperin sağ ayaklı olması, sol stoperin sol ayaklı olması büyük avantaj sağlıyor. Mesela stoperden beke geçiş yaparken sağ stoperin de sol ayaklı futbolcu varsa o kavisi dışarıdan aynen içe veremiyor. O problem oluyor. Yani sol ayaklı bir stoper her zaman aynen tercih ediyor. Ama iki ama tane... Tabii çok zor bulunuyor. Evet aynen, kesinlikle. Evet yani. Aynen. Trabzon'da iki tane var şu anda. Türkiye'de solda yetişmiyor ya şu anda. Aynen. Şu ben şeyi çok beğeniyorum bu arada hocam. Siz de izlemişsiniz. Tolga abi sen özellikle zaten kaçırmıyorsun. 9 maçı da izliyorsun. Eren Elmalı'yı ben beğeniyorum. Evet. Kasımpaşa'daki. Evet evet. Aynen. Onu zaten alacaktı. O sakatlığı nedeniyle galiba oyunu kadrodan çıkarmak zorunda kaldı. Yine Abdülkerim Bardakçı sakatlığı nedeniyle alınmadı. Evet, Arda Güler çok tartışıldı. Ben sadece Arda'nın en az ümit milli takımda olmasını bekliyorum. Tabii. Bu arada Arda 19 maçında mı ne? 17 maçında mı oynadı? 3-4 2 tane gol attı. 2 asist mi ne yaptı? Yani 7 tane yani gol attı. Ahmetcan'ı U19'da değil en az ümit milli takımda bekliyordum. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer Arda Güler U19 takımını alıp da oynatmayacaksan, son 5 dakika oynayacaksan 17 takımında 90 dakika oynaması her zaman daha iyi. Ama evet. Ben hocam ben Arda'nın şu an ben A milli takım seviyesinde de olabileceğini milli düşünüyorum. Milli takımda da ben banka oynayacağını düşünüyorum. Ha, belki bu dönemde yani almadıysa da eğer oynatacaksan ki zaten adam şu anda çocuk üst seviyede oynuyor. Hazırlık maçlarını da bence alıp artık oynatabilir, başlatabilir yani. Katılıyorum. Bu arada Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle evet, milli takımdan çıkartılmış. Bir yorumları okuyalım mı? Zaten son 5 dakikamız. Son 5 dakika kaldı. Sedat Eren, Ünye Gençler Birliği tek sorunu idman yapamıyorlar yeterince. Çoğu memur çalışan. Önder Tamtürk, eğer bağlanabilirsek telefondan anlatmak isterim. Önder abi sen alacağım ben seni. Bir dahaki yayına buraya konuk olarak gelirsin. Sedat Eren, Burak Yılmaz, Halil Hoca tanıyor. Aslında söyleyebilir de kullanma diye. Telefonlaşıyorlar, şahidim yazmış. Biz bir ara Burak'la konuşuyorduk. Sedat abiden numarasını almıştım. Kadir Demiz, yarın maç Çınarsuyu'nda oynanacak. Önder Tamtürk, Ünye Gençler Birliği Spor'un daha iyi performans beklediğini yazmış yine. Hasan Serkan Kılıç, Güzel Ordu Spor'dan efsane 10 numara Volkan abime selamlar. Aleykümselam. Amatör takımların Ulubey'i yenemeyeceğini düşünüyor Önder abi. Ulubey'in onları yeneceğini düşünüyor. Büyük sahada da izledik futboldan başka her şey vardı. Önder Tamtürk, vur dibine koş peşine futbolu ile olmaz bu kadro ezip geçmeye rakipleri ama öyle bir futbol görmedim. Yani bizim beklentimiz büyük bu takımdan çocuklardan. Önder Tamtürk, Çağlar, Melih, Ozan hepsi liglerinde iyi ama milli takımda çok acemi. Her maç hata, her maç sıkıntı. Sanki ilk kez milli forma giymiş gibi. Abdülkadir Ömür neden oynamadı? En formda isimlerden bir tanesi. Kums'a soracağız. Dediğimiz yere geliyor. Aynen. Yani. Yarın saat 15'te Ünye Gençler Birliği maçında oluruz. Evet. Çınar Suyu sentetik sahasında. Yavaş yavaş orada bu hafta buluşuruz. Lig maçları olmadığı için lig maçlarını artık haftaya konuşacağız. Aynen abi. Aynen. Tolga'cığım senden başlayalım. Vallahi abi inşallah bütün hesapları tam tersi olur. Ünye sporumuz umarım 3'te 3 yapar. Diğer rakipler de takılır. Bunu temenni ediyorum. Yani zor. Buna ne kadar inanıyorsun diye sor. Biraz zor ama neden olmasın inşallah. Bunu temenni edelim en azından. Ünye Gençler Birliği'ne yarın başarılar diliyorum. Yani bu maçı önemsesinler. Ve rahat bir skor, avantajlı bir skor alsınlar. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Enes'in stoperi Samet Madalı yazmış. Hocam Orçun benden öndeydi. Kalecinin görüş açısını kapattığı için offside çaldılar. Ben ona baktım ama kalecinin görüş açısını kapatmıyor bu arada. Şimdi Samet Madalı tamam onu daha yakından net görmüş olabilir ama yani bence kapatmıyor. Muhtemelen bence hakem böyle açık. Topun hani geldiği yöndeyse. Ben ona da özellikle baktım. Kalecinin önünde değil biraz sanki bir metre tamam, iki metre. Ben de Tolga gibi düşünüyorum. Çok aynen. Ben öyle gördüm yani televizyondan. Birkaç kere de tekrarını izledim bu arada.
Evet. Yani farklı açılardan izlemek lazım ama biz gol tabii gördük ama şimdi Samet kardeşimiz de çok düzgün. Tabii tabii öyledir. Biz hani onun da düzgüne aynen saygı gösteriyoruz. Hani o da yakından görmüştür ama ben öyle gördüm. Bilmiyorum yani. Aynen. Volkan hocam son sözlerini alalım. Ünye sporumuzun şampiyonluğu artık %10 şanslara kalmış. Ama hayatta futbolda mucizeler var. İnşallah olur. İnşallah 3. ligde olur. Yani Ünye'nin bir takımın, Ünye Spor'un profesyonel ligde olması lazım aynen ki gençlerimizin de umudu olması lazım. Evet. Yani şu anda gençlerimiz işte Bal Ligi'ne mi yetişiyoruz? Bal Ligi'nde mi oynayacağız değil de bizim 3. ligde takımımız var, piyasamız var artık deyip daha çok çalışmaları lazım. O yüzden bir takımımızın en azından Ünye'de bir takımda profesyonel ligde olması lazım. Bu şehre bu profesyonel ligde takım yakışıyor. Beni programa çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı size. Biz teşekkür yani ederiz. Çok keyifli bir program oldu. Her zaman keyifli. Hayırlı akşamlar diliyorum. Halil hocam. Ben Volkan hocama teşekkür ederim. Zaten yine gerçi sezon sonu yaklaşıyor ama yine bir tane daha program yaparız. Yaparız. Bir tane daha sıkıştırırız araya. Sıkıştırırız. Hatta havalar ısınırsa bir akşam cevizleri de veya bir evet çınar suyunda sahada da yaparız. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu bence. Bu akşam gerçekten yoğun da. Zamanı da bayağı açtık. Aynen. Seyircilere de yorumlarıyla ve izleyiciler bu hafta bayağı bir yoğundu. Rejimizde. Reji idare edecek artık. Böyle kaliteli yayınlar olduğu zaman Ünye'de idare edecekler. Aynen. Yani ulusal televizyon gibi. Onlara da buradan teşekkür ederim. Aynen. Onlar da kamera arkasında çok büyük işler yapıyorlar. Kamera arkasında da büyük emek veriyorlar. Onlara teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler. 1.90 artı. Şunu söyleyeyim ama bak senin taraftarların ilgisi çok var. Hoca olarak. Evet onu ben üstüne basa basa söylüyorum. Umarım yani başkan bu konu üzerinde biraz fazla durur. Taraftarların beklentisi senden çok Volkan'cığım. İnşallah. Tabii ben de taraftarları bağladım. Yok bir Sergen Yalçın Beşiktaş bilekliği gibi evet düşünüyorum ben bunu. Umarım öyle olur. Evet. Hakkımız hayırlısı olsun. Öyle. Hayırlısı. Her zamanki tevazuluyla cevap verdi Volkan hocam. Sağ olun. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyoruz.